Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Abiler Dima 217 Adem. <Gülüyor> <gülüyor> Bugün Adem. O yüzden yayına oturduk. Vallahi hepten sizden sizin durumunuzdan. Dedim ki üçümüzü yan yana oturtuyorsun bak olmaz mı işte. Ha, ta hakikaten ya. O kaynaklı metinci. Ondan sonra o o da şey mantıkçı. Adem pek umumi bir cadde olmadığı için, umumi bir şey olmadığı için o kadar nazara verilmiyor. Ama ehli için çok bile, ehline bile çok malzeme verilmiş. Mesela neye benziyor? Kulü ruhumin emri rabbi. Rabbinin emrindendir ama fazla onun hakkında malumat verilmemiş demek Kur'an'ın muhataplarınadır. Yani Kur'an'ın muhatapları ekserisi avam olduğu için yüzde seksen. O onların talebi diğer mevzular gibi ruhtan bahsedilmemiş demektir. Yoksa ehline gerektiği verilmiştir. Allah habes iş yapmaz. Hem haber verecek hem ona malzeme getirmeyecek. Olmaz. Demek ki size oradan fazla bilgi verilmemiştir demek Kur'an'ın muhatabı ekserisi avam olduğu için avamadır. Havasa gayet de verilmiştir. Kur'an'ın lil alemin oluşu itibariyle e, vasata bakar. O da işte cenneti gay yaptırır. İşte cenneti kazanmanızı istiyor. Siz oysa dünya istiyorsunuz vesaire. Bu tabirler biliyoruz. Denk gelirsiniz. Size itiraz ederler. Ya Allah cennette gay yaptırdığı bir şeyi yani bizim böyle gayemiz yok bir ağzına çıkmasın oralarda. Bizim cennet gayemiz yok diye. Oysa Kur'an'da cennet gaye gösteriliyor. Yani bilin diye. Öyle mi çıktı ağzına ya kusura bakma. Ee, hakikaten yanlış oldu. Tamam yanlış oldu. Yalan değil. Neyi yanlış oldu? Umuma gitmeyecek bir şey. Burada söyledim. Yanlış oldu. Tamam. O her şeyi her yerde demeyeceksin. Ne yapıyor onu? Ama şakirtlerine cenneti gaye yaptırmıyor. Bu Risale'de geçen cümleler. Nerede geçiyor? Yirmi sözde geçiyor işte. Ey aşık, ey arif, ey alim, ey şu. Sana şudur, şudur, şudur. Lamla. Şeyde Adem'e altyapısını yapıyorum. Ruh da böyledir ama haber verilmemiş. Muhataba avamı olduğu için ona o kadar gerek verilmemiş. Adem de o cinstendir. Adem fazla külliyatta veya Kur'an'da dolayısıyla fazla izah edilmemiş. Niçin? avamadır. Avam olduğu için ama ehline çok bile. Mesela ben Adem hakkında şu anda 100 118 sayfa yazmış. O da seçmişim. Yani o da seçmişiz. Ee, ben şimdi kendi bir notum var. Cumartesi çalıştım. Keşke e, Sadrettin Özbekistan'dan şöyle güzel bir şey söyledi ama becer yani yapamadım, unuttum mu, ne oldu? Bir gün önce bu notları gönderseydiniz de çalışsak doğru söyledi. Ama yani yetişemiyorum. İnan yetişemiyorum yani yetişemedim. Benim bir notlarım var Adem hakkında. Çalışırken şöyle mesela metne bağlayayım. Çalışıyorum. Bir de böyle çıkan şeyler var. Onları da kenarda ayrıyetten alıyorum. Ama benim notlarım diye düşüyorum. Mesela şurada İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Adem hakkındaki fikirlerinden iktibas etmişim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bak bu efendim şu, şu, Adem hakkında mektubat-ı Rabbani tamamen taramışım. Şu, bitiş 21.8.2021 Tepecik, saat 22.59. Ondan sonra Adem hakkında benim notlarım, benim notlarım, yani metnin dışında, yani Adem hakkında gerektiğinden fazla bile bize göre çok fazla bilgi verilmiş. Ruh hakkında... Ben en az 10 saat konuşurum. Yani siz de konuşursunuz yani 29. Siz söz ruhun sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti vesaire, içsel yapısı. Uhu, biter mi? Ama fazla bilgi verilmemiş. Diğerleri gibi verilmemiş. Şimdi ilk önce İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbaniyesinden tamamen taradım ve okudum. Bazen kendi cümlesini aldım. Bazen oradan iktibas ettim. Çünkü o sayfada alabileceğim 2-3 cümle var komprim kendimce cümle kurdum. Yani ona Risale-i Nur gözüyle. Gösterdim size İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeyi. Mesela 487. mektupta yukarıdakiler şunlar. 487. mektuptan aldım Kaynaklarında hep de söylemişim. Bu doğran onun, bu da onun. Kırmızılar metin bizati, kendi ifadesi. E kırmızılar kendi ifadesi. Ondan sonra kaynaklarıyla beraber gösteriyorum ki oradan aldım. Şimdi onu okuyorum. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Bizi bir araya getirten, bizi bu gaye etrafına hareket ettiren, bir yapan ve bu manalarla bizi doyuran Allah hamdü senalar olsun. Herkese nasip olmazken hele ahir zaman fitnesinde olduğumuzu yani ahir zaman fitnesi haşir meydanına benzetiyorum. Herkes haşir meydanda nefsi nefsi diyecek birisi hariç ümmeti ümmeti aynen ahir zaman fitnesinin özelliği nefsi nefsi diyor. Fakat hizmet ehli yani dava adamları ümmeti ümmeti diyor. Aynı. Yani bu, bu cihetiyle aynı. Ümmeti insanların kurtulması için herkes ümitsiz iken onlar ümitlidir. La ve la Onlar hem korkmazlar hem de hüzünlenmezler. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerinden okuyorum. Yani söyledim. Ya metni, metni aldımsa söyleyeceğim size aynen. Veya diyelim ki 487. mektubu hulasa ediyorum. Şu kadar bir şey şimdi. Zat tecellisi ne kadar olduğunu fenan ile Adem'ini bilme kadardır. Buldunuz mu Sir-i İnsani'de? Evet. Tamam. Bak zat tecellisi ne kadar olduğunu fenan ile Adem'ini bilme kadardır. Yani zatı ...bilmenin yolu Adem'i bilmekle geçer diyor. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut. Cehennem Adem alemlerine çalıştığı gibi... ...Cennet de vücut alemlerine çalışıyor. İkisi berzahtır. Yani bunları da malzemenize koyun kenarınıza. Cehennem'i biliyordunuz ama Cennet'i pek ifade edilmemiş. Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Taşların şirket gibidir. Şey de, Cennet de vücuda çalışıyor. Çünkü Cennet'e girdi, Cehennem'i gördü. Sonra... Oradan da geçti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta. Ta nereye kadar gitti? Kabu Kavsen. Gittiği yol dozerle o dağda yolu açtı. Bunlar vücut alemidir hepsi. Vücut verilmiş oldu. O kapıyı da açık bıraktı. Demek ki cennet ve cehennem de berzahtır. Ama biz burada konuşuyoruz. İkide bir bunu demeye ihtiyaç yok. Ama avama cehennet, cehennem berzah değildir. İki havuzdur sonuçtur. Zat tecellisini dedik. Ne kadar olduğunu fenan ile Adem'ini bilmek kadardır. Adem'ini bilmek kadar esmaları bilirsin. Adem'i sırfını bilmen kadar sıfatlarını, sıfatların tegayürünü bilirsin. Adem'i mutlak kadar sırrı insanın taayyum ve teşahhus eder gözükür. Yani taayyum ve teşahhusu Külliyattan ben şey ona elbise giydirdim. Demek ki abiler Adem'ini ne kadar bilirsen esmaları bilirsin. Adem'i sırf ne kadar bilirsen Allah'ın e, sıfatlarının tezahürlerini bilirsin. Dikkat edersen esmanın üstü esma sıfat. Sonra Adem'i mutlak ne kadar bilirsen sırrı insan. Evet biraz açıldı. Yok ama bunu böyle diyor. Yani izahım derken. Adem mutlak Adem'i sırf var. Sayıyor tabii tabii sayıyor sayıyor sayıyor. Yani benim değil bu. Yani fakat komprim bu. Sırrı insani bahseder. Sırrı insani de bahseder. Zaten iki kişi çok bahseder. Allah e, feyizlerini bize de nasip etsin. Muhyiddin Arabi ile İmam Rabbani Hazretleri. Hepsinin başı kimdir biliyor musunuz? Hepsinin başı yani Muhyiddin Arabi etkileyen İmam Rabbani dolayısıyla hepsi Beyazıt ve İslamidir. Evet. Hepsinin bu Vahdet-i Vücut'un, Vahdet-i Şuhud'un, Vahdet-i Şuhud şeyin İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin meşrebi, Vahdet-i Vücut Muhyiddin Arabi'nin hepsinin piri e, Beyazit-i Hazretleri'dir. Çok gariptir yani. Çok garip bir insan. Kırıkanda yatıyor. Yani Allah nasip etti böyle bir cumayı orada kıldırmayı. Ters döndüğüm zaman mihrapta şey vardı. Orada böyle bir şeyim oldu yani böyle tebucum olmuştu böyle İstiyordum zaten orada Cuma bulunmamda gayem acaba bu kadar insanların dualarından ben adam böyle bir yol bulur bir şey sorabilir miyim dedim böyle sordum yani o demişti siz niye büyüksünüz diye ee, zaten o zaman o gün o o gün o gün bugün ateş oldu yani kalbimize bu bu mevzular bu pir odur yani biraz veya cesur olup da ifade etmiş. Demek ki Adem esmalara, Adem'i Adem sır, sıfatlara, Adem'i mutlak sırrı insana bakar. Yani Adem'i sır, Adem mutlak niçin yok? E ama insanda niye var? Sır insan tahakkuk etsin. Yani sır insanda nasıl bir şeyse Allah taayyun ve teşahhusu e, kainatta şirk yok. İnsanın kafasının kafasında var. Allah da abes iş yapmaz, hikmetsiz iş yapmaz. Eee Adem-i mutlak yok iken yani irfan ademi mutlak yok. Adi mutlak yok ama ne nedir? Yani şirk. Şirk şirkin yeri yok ama insanda var. Niye koymuş? Abes iş yapmaz. Şey yapmaz. Hikmetsiz de iş yapmaz. Yani şirkin karşılığı ademi mutlak. İnsana konmasının sebebi insan kendi sırrına vakıf olsun diye. En güzel sır insan kendi sırrına vakıf olmasıdır kendi sırrına vakıf olmasıdır. Senin sırrına vakıf olsam ne olur ki? En yüksek sır kendi sırrına vakıf olmasıdır. Ee, bu ene ye bu ruh verildiği gibi ene de verilmiştir diyor şeyde 30. sözde. Kime verilmiş? Ene de emanet verilmiş. O benlik, ben olan ben. Kim o? Sırrı insani. Neyle? Ne hep sorulduğu zaman Hatırlarsınız, bilmiyor, bilmiyor. Çünkü niye, ne kadar bilirsin bunu, çok zordur, bilemezsin. E, bilmenin yolu, bilmediğini bilmekle olur ki, Onun adı da adem-i mutlak. Adem-i mutlak bize konmasının hikmeti, e, bilinmezlerin e, bilinebilir, zeminsiz zemin olsun diye, Allahu alem. Çok tuhaf, bu, Gafur bu vallahi. Abi muhtemelen bahsedememiş gibi anlıyorum ben aslında, ama. Bunu, yo, bunu bahsedememiş. E, fakat bunu e, Muhyiddin Arabi Adem Mutlak'tan bahsetmemiş. Bu Adem, Adem-i Sıfı Adem Mutlak Muhyiddin şeyde İmam-ı Rabbana Hazretlerinde sarihtir. Yani bu kelimeler sarihtir. Ama içeriği e, dikkat edersen taayyüm ve teşahhusu ben o 487 okursan gözükür orada var yani. Ama böyle bize bize göre şey yaptım bunu. Fakat Adem-i Sıf, Adem mutlak diye tabirleri var. Ama beni heyecanlandıran Davut, Adem'i mutlak demek ki sırrı insan bilinmesi için. En büyük e, sır insanın kendi sırrıdır kendisine. En büyük gizem, en büyük özlem, en büyük özlem kendisi kendisini özlemesidir. En büyük gayb, en büyük yabancılık, yabani ve yabancı insan kendisine erdir. Bir tuhaf. vallahi acayip yani. Mesela bunları düşününce ben bir şeyimi anlatayım size. Dün akşam da oldu. Yattım böyle. Yat baktım yatamıyorum. Çünkü kafa şapamıyor. Ee, acayip şey. senin elinde değil yani. Ad, i̇dam ebedi, hapse ebedi. Onlar böyle acayip acayip şeyler yani. Söylediğimiz bu bu. Kadar. Yatmanın yolu da size söyleyeyim. Sure okumaktır. Sure okunca şeytan istemiyor. bıraktım ki devre dışı olmuş. O pat diye geçmiş. Süre neresinde uyumuşum bilmiyorum. Peki ne için söyledim bunu? Siyah sistemi bildiğin zaman sisteme nerelerde nasıl müdahale edildiğini de bilirsin. Onun o deliği nasıl kapatırsın, nasıl devre dışı yaparsın bilirsin. Ne yaptım? Aman yatayım demedim. İyi Bismillah. İnna fatahna leke fetan mubina liyafira leke Allah ma min zembike ve ma teakhara ve yetemen nimetin ve nezim. Bitti. Neresi bilmiyorum. İlk sayfanın belki ortası. Çünkü ama bak aman uyuyayım demedim. Bunu niye anlatıyorsun? Sır insan. Kendi sırını sen vakıf alacaksın. Ben olsam ne olur ki? Bir şeyime yaramaz fazla. Senin sırrını ben bilsem ne olacak? Ailevi sırrına benziyor. Bilsem ne olacak? Yani? Devam ediyoruz. Çok ilginç ya. Bu bir ders olduğunu zannediyor. Niçin rahatsınız? Rahatız. Niçin keyif aldık şimdi? Çünkü biz bizi keşfediyoruz. Başka bir yer değil. Sonra sordum. Dün akşam niçin anafor gibi kafam? Bir parçasını söyleyeyim. Beden bina gibidir. Ruh içeride oturan gibidir. Ya nasıl olur böyle? Bak böyle geçtim. Nasıl birbirinin içinde de? Nasıl bina ile ben ama kopuk. İçindeyim ama değilim. Vücudu enerji kabul edin Vücut. Vücut ama hiç şüpheniz var mı? Enerji. Enerji esir. Kuantum fizikleri geçtim. Esir ama maddi hayat. Maddi hayat ama aynı hayat. hayatın cimri. Hiç kopukluk var mı? Kale masanın üzerinde. Bedenin içinde ruh yok. Yani böyle kalemi masaya koyar gibi yok. Ama usta diyor ki beden binadır. Tefekkür şey malzemesi diye diyorsun? Binadır beden. İçinde oturan insan ruha benzer. Nedir? Kopuk. Ben yapışık değilim ki içindeyim. Yani bedeni düşününce neresine konmuş yani? Beden e kare enerjidir. Yoğunlaşmış enerjidir. Enerji ama kuantum fiziğidir. Kuvvettir. Ar dikkat edersen arkaya gidiyorum. Kuvvettir, kudret, esirdir, maddi hayattır, aynı hayattır. Hayatın zatları cevherdir. Yani bir kopukluk var mı? Ama hiç alakasız. İşte mucize burada. Yani beden enerjidir. Ta maddi hayata kadar hiçbir kop kop kopukluk yok yani. Bir tuhaf kırılma yok. Ani kırılmalar yok. Böyle böyle değil. Böyle böyle değil. Bir tuhaf. İşte zaten acayip. İçindeyim. Ben bu değilim ama hiç de kopuk değil. Vefat edince sureti dağılıyor, bedenin sureti dağılıyor şu. Ama bunun enerjisi gene aynı ben. Bu beden enerji değil miydi, Mehmet Kadir? Enerji. Çürümek demek bu sureti aslına tekrar dönmektir. Nasıl yaptım? Elma yedim. Biraz önce kahvaltı yedik. Simit yedik mi abi? Sureti simit ama kanuneti enerji. Enerji değil mi? Bu simit yediğimiz zaman sağ çık, çık falan olmayacak mı? Surete dönüştü. Aslında nedir bu? Enerji. Vefatta tekrar o simiti yok oluyor. Simit gibi gözüken enerji tekrar bende hiçbir şey kaybolmuyor. Yani ölüm demek suretten enerjisine tekrar. Yani simitti biz simit olsun diye yemedik. Simitleşelim diye yemedik. Simitleşelim diye yemedik. Simitte var olan, gömülü olan o dalga boyu yani simitle peynirin enerji boyutları farklı. Onun enerjisiyle enerjinelim diye. O zaman simit gibi gözükürken aslında enerjidir. Tamam mı? Ölüm gibi gözükürken suretini bırakıyorsun. Sureti bırakıyorsun demek bırakmakta yok ya. Enerjisine dönüşüyor. Yani biz simit yedik. Simidi bıraktık enerjisi oldu. Bunu kim yaptı? Beden sistemi simidi aldı içerisini. Aldı derken kendisi. Kabir de aynısını yapıyor. Bunu alıyor içerisi. Aynı sistem çalışıyor. Aynı. Bedende ede bedene nasıl gömersen ustad diyor bunu. Mideye gömersin diyor. Mide kabiri. Mideye kabir diyor. Gömersin. Ondan nasıl çeşitli şekilde de tezahür eder. Karaciğerde, böbrekte, dalakta, saçta, tırnakta görüyorsun, enerji oluyorsun, işitiyorsun. Mideye gömdük bu adamı. Ekmeği buraya gömdük ama nasıl gözüküyor kendisi? Kabire de, kabir de aynı böyle. Bunu koyuyorsun ama mideye ekmek koyar gibi, toprağa da cesedi koyar gibi. Aslı enerjisine dönüşüyor. Asıllarına dönüşüyor. Çünkü simidi biz aldık enerjisine. Toprak biz aldı. Aslımıza, enerjimize dönüştü. Aynı sistem. Mikroda neyse makroda öyle. Makroda neyse mikroda da öyledir. Cüzde, külde aynı şey. Yani aynı. Bilmeyen çekti azap. Oğul azaptan kurtulur. Bu işi fark eden, sultan olan anlar bizi. Ölüm aslında Ölüm zemini hayat meratiplerinin e, üzerinde gözüktüğü en belirgin e, bir zemin diyebilir miyim? Tabii ki aynen öyle. Hayat meratiplerinin bir anda yaşanmasıdır. Şu anda biz hayat meratibinin süretini yaşıyoruz. Ama vefat anında tamamen o hakikatine dönüşeceksin. Tabi tabi Tabii tabii hepsinin farkındalık. En zil ve farkındalık. O hayatta o hayatta olduğumuzu anlayamayacağız. Yok. Yani vefat aslında nedir biliyor musunuz? Yani vefat vefat anında insan hayatın en zirve farkındalığıdır. Hayatın en en zirve farkındalığıdır. Ha diyeceğiz. Hayatta hayattaymışım dünyada. Hayat mev. Yani şu anda ilmen biliyoruz. Daha önce yaşayan var mı? Tanıklık eden var mı? Şahit olan var mı ölüme? Yok. Biliyoruz. Gözlemliyoruz. Biliyoruz. Onu yaşamak o mu? Balı görüyorsun balı görüyorsun. Birisi de yiyor. Hem görüyor hem yiyor. Ben yemiş gibi olur mu? O zaman meft hayatın anlamak için zıttını en zirvesini yaşamaktır. Hayat neymiş diye anlatmak için mefti tatacaksın. Mefti tatmak yani zaten öleceksin demiyor. Tatmak niye? Hayatı bilmektir yani bilmek içindir. Meft hayatın içerisinde bir hakikattır ki niçin? hayatın nihayetsiz mertebelerinin inkişafına, imbisatına, farkındalığımıza vesile olsun diye. Yani mevt hengamı, ölüm anı hayatın farkındalığının en zirvesidir. Mevt hayat anlamak içindir. Mevt mevt için değildir ya. Mevt hayatın farkındalığının zirvesidir. Oha diyeceksin ki mesela cennette hayatta olduğunu bilemez ki. Cennette de olduğunu bilemez. Alimi zıtlar yok cennette bilemedi. Mef de yoktu gene bilemezi. Ama hayatı Allah bilmesini istiyor insanın. Hayatı bilmez. Nasıl bileceğiz? Karanlık yok aydın nasıl bileceğiz? O zaman mef a hayat. Hayatın farkındalığının andaki, zirve andaki en yüksek anlayışımızın, idrakimizin, farkındalığımızın zeminidir. O da bir eğitimdir. O da eğitimdir. Meft anı eğitimdir. Öğrenmektir ya, yani, O öğrenmektir bilmektir, hissetmektir. E, onu hissedip, mahsedip, zevk etmektir. Mevtle hayatın içeriklerine doğuyorsun. Suretinden çıkıyoruz artık. Hayatın suretindeyiz şu anda. Hayatın meratiplerine doğuyorsun. Çok tuhaf, çok acayip. Allah ancak Allahça olur bu. Ya e, bu nasıl oluyor? Allahça oluyor bunlar. Allah'a yakışır gibi oluyor. Ama Allahça olmasının en garibime, en tuhafıma giden taraf şu. Sureti çok basit. Ya doğuyor, aa, alıyor, ölüyor. Yiyoruz, içiyoruz. Dünya Allah böyle kainatın kalbi çekirdeği nasıl olur ya? Yani o kadar hakikatından uzak 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 ki ne kadar sade, basit şu hayat. Basit bir dünya. Ama içerisine bak. Aman ya Rabbi, dehliz. Bir tuhaf. Yani Allahça olduğuna delil. Çok sureti, sehli mümteni Zahir de böyle. Sehildir. Çok kolay. Bu neyin dediğin zaman? Mümteni. İnsan kadar kolay? Kilosu da bir. Mevt ne kadar sehil? Mümteni. Ölüm nedir? Hayatın içine doğmaktır. Hayatı idrak etmek, şuur etmek farkındalığımızın en zirve anıdır, andır. Ha, mevt hayatın içindedir. Haya, hayat mefti kuşatmıştır. Hayat, ya, Hayatın suretinden, meft... Doğmaktır. Mevt de doğuyorsun. Suretinden hakikatına doğmaktır. Mevt. Kanuniyetini anlarsam e, Evet işte bu yani bir o kadar harika ki. Yani mesela mideyi lütfen mideyi aynı şeye de benziyor. Kabire benziyor. Ekmeği gömdük. Aynı neyse. Ne yapıyor mide vesaire beden? Beden ne yapıyor? Suretini enerjisine dönüştürmüyor mu? Onla biz görüyoruz, işitiyoruz, saç oluyor, tırnak oluyor. E peki ekmeğe benziyor mu? Kabir de mide gibi Simit de bizim gibi. Simit'in içindeki enerji boyutu bizim bedeni, bedensel gözüken o muamma bir dalga, taif. Yani kuantum fiziğindeki bir sürü kuarklar, kuantumlar, nötyonlar bir sürü dalga boyları var ya. Odundaki dumandır, ısıdır, renktir e, efendim dalga boyları gibi. Aynı öyle odun gibi gözüküyor. E, çürüdü. Odun çürüdü ne demek? Astığını tekrar saldı. Atmosfere saldı demektir. Çürümek en büyük kainatın kimyasal hadisesidir. Çürüme olmasa hiçbir şey olmaz ki. Çürüme mükemmel bir diriliştir. Kainatın dirilmesidir ya. Odun çürümesi, o dirilmesi, kainat nasıl dirilecek ya? Bütünsele dönmektir ya. Ölümü odunun çürümesi demek, bütünsel diriliştir. Bakıyorsun odun çürüdü ama verdiği, saldığı enerji elma oldu, çiçek oldu. Edirne'de çörek otunun yaprağı oldu. Ondan sonra arı da oradan aldı, bal oldu, yedik. Öyle bir şey yok da. Yani bal falan <laughs> nasıl diriliş? Anladınız mı? Nasıl diriliş? Diriliştir ya. Ölüm dirilişin zeminidir ya. Yani e, çekirdeğin en zor anım diyor, diyormuş. Patlama anımdır diyor. Öyle bir inkılap geçiyor ki ustat ona ölüm diyor. Çekirdeğin ölümü bitkinin dirilişidir diyor. Aynı anlattığım buydu işte. Çekirdeğin ölümü çekirdeğin patlaması, çürümesi hayatın tezahürüdür. Çekirdekten ağaca ölü gibi gözüken şey diriye. E peki çekirdekte ne var? Çekirdekte ükde-i var. Bizde de aynı ükde hayatiye var. Aynı kanun. Makroda mikroda aynı şey bunlar. Bildiğin zaman ölüm suretten hakikatına doğmak. Hayatın nihayetsiz mertebelerinin farkı. Düşün ki Allah aşkına meft yok. Hayat anlar mıydık? Hayatın içine merte mertebeleri olur mu? Ya kardeşim meft var da yaşamadığımız için, tanıklık, şahitlik olmadığımız için meftin tasdik, kabul ediyoruz. İdrak edemiyoruz. Hissedemiyoruz. Hissedemiyoruz. Mezarlıkta bile, mezarın dışındayız ya. Bakıyoruz, hiç hiç, hiç, hiç yapmıyoruz. <laughs> niçin? Çoğu insan niçin yaşadığını bilmiyor. Mefti hissetmiyor ki. İlk önce Adem Adem'in sonra Adem'i sırfını daha sonra da Adem'i mutlakın olur. Demek ki ilk önce Adem İmam Rabbanaz'a sıra koymuş. Sonra Adem'i sırf sonra Adem'i mutlakın olur. Adem'i mutlak yok ki. Yok nefsil Lemir'de yok. Sen de var be kardeşim. Hani sen bütün kainatın cemi cemiydin. Kainat hep sendeydi ama sende bazı şeyler var ki kainatta yok demiştik hatırlıyor musun? Bir tanesi de mutlaktır. Yani şirk kainatta yoktur. İnsanda vardır. Kafasızın kafasında var. Yani insan böyle bir tuhaf. Kainatta kainat şey diyor itiraz ediyor. Bu kim ya bu? Sultanı ezeline arz ediyorlar bu geçit. Ya bu kim ya bu insan tayfesi? Ne var bu bizden farklı kılan nedir? Adamda şey var, adem-i mutlak var ya. Yani senin imtiyazda mı kalıyor? inkar etme özelliğin. Evet. Seni imtiyazlı kılıyor Allah inkar etmeye. Seni bir yerde demeyeceksin. İnkar edebilme meziyetin, özelliğin. Meleklerde var mı Yapabilir mi? Yapamaz. Yok yani. Mesela başka bir şey söyledim. Cinlerde de yok. Ben baktığım için söylüyorum. Geçen hafta şey yapmıştım. Kainattaki obje, simge, imgeleri anlatmıştık konu konu. İçeriye aldın. Tamam. O da aldı. İçeride itibari ve nispileri yaptık. Tamam bir düşünceyi oluşturduk mu? Tamam. Düşünceni düşüncenin dışına koyarak düşünceni düşününce düşüncenin üzerine düşünürsen sende benlik gelişiyor. Bu yok işte hiç kimsede. Hiç kimsede yok. Bu tanım yaptığım şey. Ne melekte var ne cinde var. Şu biraz önce anlattım. Bir tuhaf yani. Gurur duyuyorum ya. Acebime gidiyor yani. Çok garibime gidiyor benlik gelişiyor. Başlıyor seyru sefer. Kainatta insan Allah'ın diyor bak şimdi. Allah'ın sıfatları kainatta yok mu? Böyle biraz fazla şey yapıyoruz ama bu adem böyle bir şey yani konuşulmamış. Bunu konuşan alimlerden kim biliyor musun? Yani son asırlarda Allah rahmet etsin şehit ettiler. Bayram hocam İsmaila camiasından bir o adam var yani. Yani ciddi böyle oturaklı bir şey konuşacak. Bir o şey İmam-ı Rabbani'den şey yapmış. İki videosu vardı bana göndermişlerdi ben. Ama tabii o o adam Arapçayı tercüme edip ifade etmeye çalışıyor videosunda. Böyle yok tabii böyle. Risale'nin gözüyle bakılmadığı için surette kalınmış yani. Ama vücuda çıkarmış adam güneş şeyini çıkartmış. Ee, şimdi ne diyecektim? Onu kaçırmayayım. Allah'ın sıfatları ile ilim, irade, kudretiyle Allah kainattadır. Zatiyle insan. Niçin bulunabiliyor insanda? O zaman kainat olmayıp insanda bir sistem olması lazım. O da adem mutlak. O da sırı ins sırrı insani. adem mutlaksız sırrı insan olmaz. Sırrı insan ancak zatına zeminsiz zemin Z zatına muhatabiyet. Zat. Zatımın bir nurudur diyor. Sırrı insan inkişaf ettiği için insan ilk önce kendisine iman ediyor. Sonra kendisine iman ettikten sonra Allah'a iman ediyor. İnsanda adem mutlak olmasaydı şirk olabilir mi? Ya? Olmazdı. Oyu onu demek istiyorum. O işte onu anlatıyorum zaten. Kainatta şirk var mı? Yok. Zaten kendi söylüyor. Nefsin önemli. Kafasının kafasında var diyor. Tamam. adem mutlak yani şirk yapabilme, inkar yapabilme adem mutlak meziyetimizdendir. Bu kainatta var mı? Diyor ki bak zatımla, şey, sıfatlarımla kainattayım. Fıkıl Ekber'de yazar İmam Azam'ın şeyinde. Allah'ın ilim, irade, sıfatlarıyla kainat. ama Allah zatıyla insanda nasıl olabiliyor? Nasıl oluyor? Sırrı insanlığı özelliğiyle, sır insanı meydana getiren özelliklerden bir tanesi hep o değil. adem mutlaktır. adem mutlak. Yani adem mutlak, yani şirk yapabilme, inkar edebilme meziyetimizden zatı gösteriyorsun. Adem ile esmalarına, adem-i sıfatlarına, Ademi mutlakla da zatın aynı oluyorsun. Zatının taayyün ve teşekkülüne zeminsiz zemin oluyor. Nasıl oluyor? Bilmiyorum gideceğiz daha. Abi şu ok var ya kırmızı oklarımız. He. Her biri kabı kafsenin olma ihtimali var mıdır acaba abi? Onun kabı kafsenidir de o içi içerisinin. Onun. 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 Şu derslere bak ya. E, hepsinin ayrı ayrı kabı kafseni var hepsinin. Yani bu bizim bildiğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'daki kafsen o cem-ül cemdir. Bütünselliğin. O bütünseldir. Ama hepsinin kabı hapsini var. İmkan ve vücu burada. Mesela Cenab-ı Hak e, a, a, aklıma tayin ve teşahhus etmiş. Kur'an. O zemin. E, şimdi bak kabı hapsini söyleyeyim. Dima Kur'an'ın değil mi abi? Kur'an mahluk değil de yani Kur'an. Mahluk olmayan. Mahlukla mullaki oldu. E, mahluk olmayanla mahluk arasında bir kabı kapseni olması gerekmiyor mu? İmkan ve vücub. Mahluk, mahluk vacip. Pat diye aynı, aynı, yapışık olur mu? Bir berzah olması lazım. Cennet bile berzah ya. Cehennem bile berzah. Cehennem Adem'e berzah. Cennet vücut alemlerine benzer. Esma direkt mahluk değilken ben mahluka aynı anda olmuyor ki ya. Mesela ruh. Seninle nasıl muhatap olacağım? Berzah işte beden aktır. Çıkacaksın burada. Ustad eskimiş yuvasından diyor. Çok kabuk hepsinin kabuk kabuk var. Kabuk kabuk demek. Oraya has değil miraca. İmkan ve vücub ortası. Yani bak şimdi Allah'ın esması vacibül vücud. Mahluk değil haşa. Tövbe. Muhatap olan insan mahluk. Yani vacip mahluka direkt olur mu? Adetullah çalışıyor. Başka bir şeyler Bir berza olması lazım. nur Muhammed'i berza. İlk önce Adem sonra Adem'i sırf daha sonra da Adem'i mutlakın olur. Böylelikle bu has Adem dahi. Böylelikle bu has Adem dahi mutlak ademe katılır. Allah Allah. Yani şu anda yok. Yokluk Allah'ın yokluğuna kadar da götürebiliyor. Allah'ın yokluğuna kadar da götürebiliyor. Yani anlıyor musunuz? Yokluk diyor seni o okyanusa atar. Yani yok. Ne yok? Elinde olmayanlar her şey yok. Bu bu sende adeta spor antrenman yapa yapa maça çıkmak gibi ademin mutlakı anlamamıza vesile oluyor Adem. Böylelikle bu ha, bu has Adem dahi Mutlaka kademe katılır. Yani bu benim tabir olamaz yani. Abi kattım ya gidiyorum ben şimdi. Ama gitmeden bir şey daha söyleyeyim... Allah aşkına. Şu pe pe Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müşahadeullah e yani e görüyor ya Hasan abi. 14 yaşında. <laughs> 14 yaşındaki yani, gibi. Tanrı görüyor. Onlarda da bir kademe kademe var değil mi abi? En Olmaz son, olur mu? Şimdi yani 14 yaşında olarak gördüğü esmaların bütün halindeki ...görünüşüdür gibi anlıyorum... ...ama sırrı insaniye... ...yani görüyor ya ben cenneti istemiyorum... <laughs> ...cenneti istemiyorum diyor ya... ...zatına muhatap olmak var ya... ...onda bile kademeler var değil mi abi? Ondan en olurum. üst kademesi mi sırrı insaniye. Peki Kur'an'da gaye edilmiş bir şeyi... ...Allah'ın evliyası... ...Allah'ın Kur'an'ı ile alim olmuş... ...Allah'ın Kur'an'ı ile... ...Kur'an'ı ile veli olmuş... ...benim evliya olmama sebep olan... ...Kur'an'da hedef olan cenneti istemiyorum desin... ...adam neyi görmüş... Ne istiyor ki? Şimdi <laughs> sen şimdi bindin Mercedes. Hacı Murat ister misin daha? Adam uyanmış. Şimdi ben sana söylüyorum. Bu dersten uyandıktan sonra şimdi sen cennete kanaat edebilir misin bu ruhla? Vücut alemleri var. Böylelikle bu has Adem dahi mutlak ademe katılır. Vaktaki bu inikas eden zilan yani hepsi zıl yani. Ne esmanın zıllı Adem sıfatların zılları şey e, sıfat zatın zil adil mutlak zın Allah Allah zılan metin mi İmam Rabbana ama ne latif anlatmış <laughs> ya çok seviyorum ya yani bu tuhaf insanlar değil mi bunlar görmüşler görmedikleri yazmamışlar dolaşmışlar pirimiz ya gel de sevme yani. şu anda hissediyor mu tabii ki hissediyor biliyor aslına katılır diyor bak Vaktaki bu inikas eden zilan aslına katılır. Yani zila neydi? Has adem, ademi mutlaka. Adem mutlaka katılır mı? Yok ki ademi mutlak. Varmış. Nerede var? Sende var. Kainatta arama bulamasın ancak kendinde ara kainatta. Adem mutlak yok. İnsan da var. Bu deryas, deryasız derya olan ademi mutlaka nasıl katılacağım? benim bir damla da, damlam. Adem anlayışım damladır. Adem mutlak okyanustur. Sen ona bu zilal aslına katılır. O ademler arasında bulunan imtiyaz da kalmaz olur. Bu sebe benim ademimle adem, adem mutlaka vardım. Çünkü aslı babasına gitmek istedim. Katıldım. Bir baktım dal damla denize karıştı. Osman arasana benim damla ne oldu? Derya oldu diyor. Lan ne oldum ben? Adem-i Mutlak. Adem-i Mutlak, adem Mutlak olmak için değil. Niye yok olursan var olursun? Yok olmak isteği var olmak içindir. Ölmek de dirilmek içindir. Bak yok olursan var olursun. Varın vücudun Adem, Adem'inde vücut vardır. Vücut verirsen Adem'e düşersen, ama vücut vermesen Adem'inde vücut vardır. Mefte hayat vardır der usta. Ne diyor ya bu? Meftayat var. Adem'in de derya vardır. Adem'in de derya vardır. Bu sefer o damla karıştı mı? Karıştı. Diyor ki artık senin Adem'in derya oldu. Adem mutlak oldu. Bu e, tabir direkt e, İmam Rabbim. Evet. Sır insanı mı diyor? Ee, sır, sır insanı diyor. Mutlak kadar sır insan mı? Evet diyor. Açın, Açın görün. Yani siz sırrı insani olan İmam-ı Rabbani'den mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden, Muhiddin Arabi'nin şeyinden, Fusus'un Risale'de, sırrı insanı da geçiyor. Abi okuyayım mı orayı? Oku. Bak bak. bak ki bu inikas eden zırlar aslında katılır, o ademler arasında bulunan imtiyazda kalmaz olur. Oradakinin aynı aslında. Böylelikle bu has adem dahi mutlak ademe katılır. İşte o zaman o irfan sahibinden yana ne nam kalır ne de nişan. Görüyor musun? Sayfa 487. Sır de... insan, bir sır sırrı insan çünkü sır insan sıfat <laughs> ve esma orada çok değişik bir tarz var. Dikkat ettiniz mi abi? Bakın sıf esmalar sıfatlar bizimle alakası olmayan e, bu sır insanın zat diyecekti. zat diyecekti yani olması lazım gelen oraya öyle olması lazım. Yani zata, zat tayin teşaffüs eder. Ney? Evet. Yani sırrı sırrı insan mı? Sırrı insan. Yani orada... Zatı. Zat diyecek. Yani zat demesi lazım bence. O abi dedi zaten onu. Yani cümle yazıda demedi de ifade eder. O zaman şey yapabilirsin o. Zat. Evet abi onu öyle yapsak çünkü uyuşmuyor birbiriyle. Esma sıfat, sırrı insan. O onun üstüne çıkıyor yani. Demek ki aynı metin böyle. Vaktaki bu inikas eden zilan aslına katılır. O ademler arasında bulunan imtiyaz da kalmaz olur. Böylelikle bu has adem dahi mutlak ademe katılır. İşte o zaman o irfan sahibinden yana ne nam kalır ne de nişan. Peki bu adem mutlak niye şey? ne yapar sana aktif olduğunu? Sende bütün vücut alemlerini yakar. Hiçbir imtiyazın kalmaz. Adem, Adem'ini sana hissettirir. Adem'in de vücut vardır sırrı tezahür eder. Sen de ne nam ne nişan hiçbir meziyetin kalmaz. Adem bizde inkişaf etmesinin sebebi niye bunlarla meşgul oluyorsun? Zata ayna olunca e, sen zata ayna olabilmen için Adem sistemi çalışması lazım. Sendeki o kazanımlar hepsini yok etmesi lazım. Yakıp yıkması lazım. Bu esmaların cil ve cemal nakış sanatı olduğunu bilmek bu adem sistemi çalışınca, adem sistemi çalışınca e, nam, nişan hiçbir meziyetin kalmıyor. Kalmayınca ne oluyor? Fena, filallah mı? Fena fila gibi oluyor ama bu sistem niye konmuş? Niye abes işin yapılmış? Bu sistem seni niye yok ediyor? Yani zaten yoktun ama hep yani nispet etmiştin kendine. Bu ben, benim, ben demiştin, benim kazanım kazanımdayım. Onları ortadan kaldılar, kaldırarak, kaldırarak Adem'in de vücut çıktı. Hangi vücut? Vücut alemini. Zat ı sıfatta vücut var ya. Zat-ı sıfattaki vücut ortaya çıkıyor sen bizde. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Veya illallah. Yani la ilahe Adem, Adem. illallah vücut. Evet o aslında bu da eklenebilir. Bunu... Hasan abi bende bu manalar Ene'nin dahi emanet olarak verildiğini söyleyen üstadın o e, kelamıyla, cümlesiyle, ifadesiyle e, bina olabiliyor. Evet, evet doğru. doğru. Ya söylemeseydin ne olurdu? Abi aynı ben öyle düşünüyorum. Bu zatlar bunları yaşadığına e, yaşadılar ve size söylüyor. Söylememiş olsaydı, mesela şöyle düşün. Bugün gelmeyip yatsaydın, bunları duymayacaktın. Hakikaten Adem'i mutlak olacaktı. Adem'ini bilmeyecektin. Bu derse gelerek Adem'ini bildin. Adem'i mutlak deryasına katıldın. Ama derse gelmeyip yatsaydın Adem'de kalacaktın. Adem'i mutlak deryasını göremeyecektin. Adem'i mutlak ne yapar bizde? Sırrı insanımızı gösterir. Söyleyince duyunca ne kadar kolay oluyor. Yani onlar söyleyince bizim Ne kadar kolay değil mi? Rehbersizlik böyle bir şey işte. Rehber olunca da bu kadar kolay rehbere bu kadar ihtiyaç var işte. Aynayı güneşi gösterdiği için sevilmeli. Yol çok uzardı abi. Evet. Uzardı değil. Hiç hiç yok yol olmazdı. Rehber olmasaydı. Hiç yol olmazdı. Nasıl doğrulayacaktı? Ya ne yolu? Yolunda haberim mi olacaktı? Cennette de olmuş olsaydık Adem'in de vücut vücudunda Adem'i bilmezdik. Bu bana ait diye yazmış. Gördünüz mü? Evet. Cenab-ı Hakk'ın masivu Allah'a ait bilgi zatına ait ilmin gayrisidir. Gene cümle onun. Cenab-ı Hakk'ın masivallaha ait bilgi. Yani şu mevcudattaki aldığımız bilgiler ile alakası yok. Gayrısıdır. Benim abimsiniz ya. Bana öğreticisiniz. Bana şunu öğretebilir misiniz abi? <laughs> bir dakika. Hızır abi diyordu ya bir radyosu vardı da beni sıkıntılı o vaziyette gördüğünüz an. Radyo açın oradadır. Radyo oradadır açın. dedi. Evet. Şimdi bu abi vücuda doğru fazla yöneldiğinde radyoyu açın ki diyor bu tarafta kalayım. Kalayım. Evet. Peki siz bana şunu öğretebilir misiniz abi? Diğer tarafa yönelirsek ne yapmamız lazım? Ha deme mi? Evet. Onun da bir, bir orada da bir radyo olması lazım. Yani Abdülkadir Gelen Hazretleri hangi noktada geldi aldı Hızır abi? Evet aldı. çok gösterdi. O da çok doğru. Cenab-ı Hakk'ın masivallığa ait bilgi, zatına ait ilmin gayrısı. Hep şöyle misal verirdim hatırlar mısınız? Çiçeğe bakarak, bitkiye bakarak bir ilmi, ilim elde edersin. Bu ilim mastarı çiçektir yani kaynak o. Eğer çiçeği ortadan kaldırırsan sen de bu ilim de yok olur. Ha. Ama sen çiçeğe bakarak elde ettiğin ilim ile Çiçek yok iken yoku var etmede kullanılan ilim vardan elde edilen ilmin gayrisidir. Hiç alakası yoktur. Adeta birisi Adem, birisi Adem mutlak. Yoku ilim vardan elde edilen ilmin gayrisidir. Hiç alakası yoktur. Ya bizim bilgi ve ilmimiz zamana ve mekana ait olan mahlukat ilmisidir. Görüyor musun? bizim ilmimiz, bizim bilgi ve ilmimiz zamana ve mekana ait olan mahlukat ilmisidir. Tefekkürün ve tahayyülünde ötesindedir bu. Tefekkür ve tahülünden ötesindedir bu. Korkan korkutur, seven sevdirir, çıkan çıkarır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin işin hakikatını idrak etmiştir. Tadan bilir cinsindendir bu ad bu Adem. Demiş. Korkan. Mesela diyelim ki çöp tenekesinden bomba var. Hepimiz cahil geçeriz. Ama ben korktum. Gördüm. Orayı bildim. Korktum. Ne yapalım? Bana bak geçmeyin. Korkuturum. Korkan korkutur. Seven sevdirebilir. Sevdirebilir. Yoksa bilmez. Hiç kimseyi sevmemiş ömründe. Sevmeyi anlatamaz. Hoca olamaz. Çıkan, yangından çıkan Çıkarabilir. İçerideyken çıkaramaz. Muhyiddin Arabi Hazretleri işin hakikatin idrak etmiştir. Ne demek dedi Muhyiddin şey İmam, ı Rabbani Hazretleri diyor ki tadan bilir cinsindendir bu Adem. Garip insanlar ya. Devam. Isırmayı dikkat eder dikkat ediyorsanız ısırma mısırma direkt Adem'e girdik yani. Sonra bu fakire göre Muhyiddin şeyin İmam Rabbani Hazretleri bu fakire göre mümkünlerin yani mahlukların hakikatleri ademlerle bu fakire göre mümkünler var ya varlar ha bunların. Yani mahlukatın hakikatleri ademlerle bu alemlere yerleşmiş olan kemallerin zıllarıdır. Diyor ki bu mevcudatı varlığı nereye koyacaksınız? Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Yani suyu kaldırırsanız Buzu nereye koyacaksınız? E, buza bir zemin gerekmiyor mu? Sudur ya. Yani. Çok tuhaf değil midir? Buz hem buzun zemini, Su hem buzun zeminidir. Hem de sebebidir. Buz nerededir? Zemin itibaren sudadır. E, malzemesi nedir? Sudur. Hem sebebidir hem sonucudur. Su buzun hem sebebidir hem sonucudur. Adem bu masum Allah'ın hem sebebidir hem sonucudur. Hangi ararı? için bir etken Evet, başka bir esma o. Yani bütünsel masiva Allah dediğimiz esmaların bütünselliği. Yani su buzun hem sebebi hem sonucudur. Kaldırırsan suyu ne sebebi kalır ne sonucu kalır. Adem de öyledir. Bu masiva Allah'ın aslında Adem'den vücuda çık, vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Tarifi o yani. Adem, Adem hem ne buzdur ne sudur. Buzu su Suyu da buz olarak gösterenler aslında zemin oluyor. Abi. İşte Açık. zeminsiz zemin. Zeminsiz zemin oluyor. Evet. Zemin oluyor. evet. evet. Bu fakiri göre diyor. Mümkünlerin yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabir mektubatını bunu kendi takipçileri okusa zor bu şekilde ifade eder. Sebebi Risale-i Nur gözü olmadan olmaz. Risale-i Nur gözüyle olur. Bak yani mahlukların hakikatları. Hakikat nedir? Hakikeşe sabit ötün esma-i ilahiye sureti, kanuneti, hakikatı, mahiyeti bilecek ki bu hakikata o şeyi tefsiri yapsın. Ademlerle, bu alemlerle yerleşmiş hakikatların içerisine ademler var. Çünkü vücud ilmiye perde olmuş unvandır. İlim hakikattır. Ee, yerleşmiş olan kemallerin zılleridir. Hakikatın zılı nedir gölgesi? Ademdir. Şeydi abi biz şey var ya abi şartın caza geçen. Vacip mümkün mümteni. <laughs> Oradaki biz mümküne zaten Adem demiştik. Allah Allah. Mümküne Adem. Buraya uyuyor yani. Vacbe Adem'i sırf. Mümteniye de Adem'i mutlak Evet Allah Allah. Evet o şekil var burada. Evet çok acayip yani. Yani bizi o kadar etkilemiş hepinizi ki. Nasıl maaştırmış. Yerimizde duramayacak kadar... Ama her şeyi anladım deyip de defter elinde olmayan hep havada uçmuştur. İrfan gibi niçin uçar? Yani zekiler, iki zeki. İrfan'la Gafur kendilerini ama e, zeki ama akıldan eksik ikisi. Çünkü bunlar e, niye akıl hakikate muhatabiyet demektir? Zeki çok zeki, akatın zeki. Tam bunlar kafamda, hayır. Eee tenüs ettireyim. Zat diyor ki ya Resulallah dua edin de hafızam güçlü olsun. Devamlı hatırlayayım. Dedi ki sağ eline yardım iste. hakikati bağlayın. Yani düşündüğünüz zannediyorsunuz ama tamam o kar olmaz oğlum. Yazarken dökülüyor. Nun okkadır. Mürekibin kondu okkadır. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Ondan dışarıya çıkar. Okka okkasız ve maayos olmuyor. Deftersiz gelmeyin. Tadan bilir cinsindendir bu Adem. 487. mektup mektuptan yukarıdakiler. Bu fakire göre ula kafam gitti Dün buraları okumuştuk. Mümkünlerin yani mahlukların hakikatleri burayı da okuduk. Tamam, geç. Görülüyor ki adam. He? Görülüyor ki mümkünlerin zatları. Evet. Yani bu fakire göre yo yo. Ha, her biri kötülük ve bozukluk olan ademler her biri kötülükmüş aslında bozuklukmuş adem kendileri kendileri ile birleşmiş olan kemaller ile birlikte mümkünlerin yani mahlukların mahiyetleri yani asılları olmuşturlar yani zahirde adem bozmak yok olmak kötülük iken aslında ee, hakikatların içinde varlar diyor. Bir, adem neydi? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandı. Yani Adem'i hakikatsız. Hakikatı da Adem'siz düşünme. Şimdi Esma düşünün abiler. Şöyle. Ne kadar meratimi var? Nihayetsiz. nihayetsiz meratibi var. Ee, bu nihayetsiz meratip nasıl meratip olmuş? İçinde Adem olduğu için. Adem mertebelendirmiş. Allah'ta esma mertebeli midir? Hayır. Mutlaktır, muhittir. Bizde esma bunlar Adem'dir. Her bir Adem'dir. Arasındaki veya hakikat deyin istersen bu daha doğru olur. Şu boşluk Adem'dir bu her bir e, mertebe mertebeyi esma i i esma ila hiyelerdir. İşte evet. esmanın nihayetsiz meratibini e, olabilmesi için içeride Ademi barındırması lazım. Bunu nasıl dedi ya? Bu denecek şey mi? Bu nasıl der bir insan? Nasıl bilir bu insan? Sır insan olmadan bilemez ya. Bu olamaz yani. Esma kim öyle nasıl dersin? Bilmiyorum. Hasan abi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onu zaten hiç yapamıyor. 70 kere. Yok yok yok. Başka evet. bir şey söyleyeceğim. 70 kere istiğfar mı eder? Misiniz? Her gün. Her gün. Evet. O zaman istiğfar onu ade, e, sırrı insaniye doğru götürüyorsa eğer. Yani sapan, bir insan sapan, niye istiğfar sapan, eder? eder? gördüğü iki, gördüğü nihayetsiz nakısiyeti, nihayetsiz kemali gören istifade eder. Gören istifade eder. Nihayetsiz nakıs yani nihayetsiz esmaların nihayetsiz mertebelerini görüyor. Kendisini kendisine seyrediyor. E bunlar hiç vücut bulmamış, kabilet olmamış. Alemi şehadet mı müsait değil, 63 sene neymiş vesaire. Nihayetsiz esmaların, nihayetsiz mertebeleri nihayetsiz istidadın kısacası. Nihayetsiz olması gerekirken kabiliyet nihayetli kabiliyetlere dönüştü. Bu nihayetsizleri israf olmuş olmuyor mu? Bu nihayetsiz istidadı madem kabiliyet yapamıyoruz alim şahadet buna müsait değil. Başka bir sistem inkişaf ettirmiş Allah Resulü. Bulmuş bir sistem. Bunlara vücut istifarla veriyor. Vücut buluyor. Adem'in radyosunu bulduk işte Anladın? Tabi tabi temelinde sistem yani sistemle bahsediyor. Yani bu çok önemli. Mesela istifara bu koyarsın onu. istifarına çok önemli. İstifar nihayetsiz istidatlarını alemi şahadet nihayetli kabiliyetlere dönüştürmeye vesile olmuş. Nihayetlidir. De ha nihayet sizi nihayete dönüştürebildik bu kadar. Kabiliyet. Ama nihayetsiz istidatları dönüştürme, dönüştürememekten insanda ortaya çıkan sistemin adı az fark, noksan, kusurun vesaire deruhte etmenin ifadesi olan istiğfar ile nihayetsiz istidadını bil kuvvelikten nihayetli, şey, nihayetsiz vücut alemlerine var oluyorsun, doğuyorsun. Vücut veriyorsun yani. Oldu, hepsi oluyor işte. Ha, abdi oluyorsun evet. Ha. Hayat bahsinde bir mana aktarıyor mu abi? diyor benim kendi hediyesine nakus koyup elimden gelseydi bu hediyelerin hepsinden. Ha bu a bu işte. Hani var ne gafur bir tane çoğalta çoğalt hani. <laughs> Ama aynı. Yani elimden gelseydi Ha, evet Nirvana. İşin doğru. Hocam sanki referans noktası gibi oluyor. E yani... <laughs> Ha buradan yani, lazım. Merkez, bu Kesinlikle. Kesinlikle. Anlaması. Doğru. Yani mesela 5 derece üstad zaten en iyi dedi ya mizanül hararet gibi dedi. yani 5 <laughs> yani derece neye göre 5 derece? Nereye nispet edeceksin? Ene, bahsinde edaniyeti bu şekilde tanımlıyor ya zaten abi bir ölçü bir mikyası. Allah hepinizden razı olsun ya ne güzel ya. Ya arkadaşlar vallahi buna itimat edin. Olmasaydı dertlenmeseydim Allah bunu vermezdi hepimize hepimiz bir kuvvet. Vallahi şu nihayetsiz esmalar var ya. Yemin ederim hep düşünürdüm. Yani bu Allah abesiz iş yapmaz. Hikmetsiz de yapmaz. Bunları imkanı yok. Allah nihayetsizdir. Nihayetsiz ayna. Nihayetsiz istidat iktiza eder. Yani bakinin aynası baki olma iktiza eder diyor ya. Nihayetsiz bir zata ayna olmak için nihayetsiz olmak lazım. Ama bu nihayetsizler nihayetli kabiliyetlere dönüştü bu kadar dünyada. Alim ve cennette de nihayetli. Ya bu nihayetsizler cenneti bile olamaz. Yani dışarı çıkamaz. Bu nihayetsizler ne olacak diyordum ya. Hep yanardım. Vallahi yanardım. Ya acaba olan bir şey öğrendik, heyecanlandık. Olan bu bu istidat benim o hiç şey yapamadığım irfan. Hiç dokunamadığım varlığında haberim olan bir ağaç olsa, o çekirdek ağaç olsa olan ben ne olurdum ya? Hep böyle heyecanla bekler. Bir baktı ki meğer istiğfarla onlar vücuda dönüştürme sistemin adıymış istiğfar. Fark. İstiğfarın adı at fark, noksan, kusurun derhütte etmenin ifadesi olan istiğfar ile bil kuve istidatlara bil fiil. O istidat bil fiil derken kainat şeceri hırkat kadar imbisat edebiliyor. Ustad öyle diyor i̇ndi, indi, imbisat edebilir bir kabiliyette. Artı bunu aşarak, kendisi kendisini aşarak Zatayna oluyor. Şunlarla. Bazen gafletten gelen bir halde dayanamaz Ölür diyor ya. O nasıl oluyor? Canım? İşte olacak, O kapandı mı yani? Yok. Ölür şöyle. Buraya buraya öldü. Burada öldü. Ama bu merkezden şey yaparsan O genetiğini tekrar dürtersin. Senin mesleğin itibariyle. Burada ekran gitti. Bilgisayarda ekran bozuldu. Ama harddisk ve yazılım dipte duruyor. Ağaç kopardı gitti kopardı şimşek. Temeli dünya. Genetiği duruyor. Çekirdekte duruyor Yani. Bu ne bir, bir nevi seçim <laughs> yapınca kayıtlanmış gibi oluyoruz yani abi. Siz de aynı şeyi düşünmüşsünüz. Ben burada daha önce şöyle düşünüyordum. Diyordum ki hani, bu bizim için malum ama Cenab-ı Hak noktasına malum olduğu için Cenab-ı Hak kendi sanatını kendisi tefekkür ediyor diye böyle kendimi tatmin ediyordum ama sizin tabiriniz daha benim işime geldi yani. Hangisi tabi Şu, şu, şu hani şu İstifal onları da kazanıyoruz ya. Yani hey. ben benim için gitti diyordum ama ne işe yarar diyordum. Sonra diyordum ki Cenab-ı Hak kendi sanatını kendisi izliyor derdim. Yani. En azından öyle teselli bulup diyorum. ama ben Allah'ın seyretmesine bile tatmin o şey. Tamam da o seyrediyor da. Tamam. Yani benim karım ne yani böyle. İşte. Top estağfurullah Rabbim. Allah Allah. Gay gayrın nazarı. <laughs> benim karım ne? <laughs> gayrın nazarı istifar mı? Gayrı nazarıyla. Ha, istifar oluyor o zaman. Allah'ın gayri nazarıyla bakma. Benim istiğfarımla o vücut bulunca Allah ayrı şey yapıyor yani. Onlara böyle, böyle o kadar acayip yüksek istidat beni bak gayri ihtiyar şimdi fark ettim. Beni itiyor böyle. Acayip bir şey. istidat deyince böyle itiyor beni. Bu nihayetsiz istidatları. E gayri nazarı ne? Benim istiğfarla vücut bulmuşları Allah da seyrediyor. Gayri nazarı da evet istiğfar. İstiğfara da gayrı nazarı. Allah'ın gayrı nazarı kim oluyor abi? Senin paralelin. O yani. <laughs> o. Bendeki o, ondaki ben. Yani aslında istiğfarla bizim göremediğimizi biz gayrı nazarından mı seyrediyoruz? Seyrediyoruz. İstiğfarla ben kendim göremediğimi gayrı nazarıyla görmenin görmesidir. Evet. Görmenin görmesidir. Böyle zerre kadar israf olmuyor abi. Hiçbir şey olmuyor. Hepsi vücut buluyor i̇şte yani Allah şey... Evet. bir şey oturuyor. Oturuyor. Evet. Bu dakikada şey yaparsın. Şey. Yapıp. Çok önemli çünkü. bu. E, benim ucu kardeşlerin bilmesi lazım. E, ademinde vücut istifardır. Harika. Ha tamam. Bir şey Dur. yaparak ya oku yani. Ademinde vücut istiğfariyet vücut Yani bir fiil yok yani. istifarda bir eylem yok. Bir şey yaparak olmayacak bu iş. Işte. Evet. Yani... Yapmamakla yapıyoruz. Bu dersten sonra kahve de güzel gidiyor be Ali. Vallahi Allah'ın ikramı. Şimdi şey, keyif alıyorum. Kahve almıyorum vallahi Başka bir şey var Böyle bir alınır mı orada böyle bir kahve? Mümkün Lugat değil. Manası, ben olacaksın ki şey Gafur. Bundan lezzet alacaksın. Şey söyle bir şey bir de söyle abi şey. Lugat manasıyla istiğfar <laughs> eşittir. Gayrın nazarı ademinde vücut. Oh çok güzel. Aynen. Vallahi çok güzel. Allah'ım vücut. Kaybolur mu? <laughs> o istiğfar onu yazmamız lazım. Gayrın nazarı. Şey bir de söyler misin şey istiğfar? Adem'in de ademinde. güzel almış vücut. Gayrı nazarıyla. Ademinde. Evet gayrı nazarıyla. Bir de Osman ne demişti? O ademinde ha istiğfardır. Adem'in de vücut. Ademinde. Biz hep çok bir şey yaparak e, yapacağız zannediyoruz da. Çok namaz evet. kılmak, çok tespih çekmek. Çok Değilmiş. İşte ne güzel demiş ya. İlim, ilim meclisiyle amel meclisi. Değil mi zikrediyor, ilim yapıyor. Allah Resulü ilim meclisine gidiyor. İlim başka bir şeymiş ya. Terk. Ha, şerif. Tefekkür yani. Osman abi, hiç, yap, hiç Terk değil mi? Ha? Terk, terk. Hadi biraz daha gidelim. Osmanlı. Dur sen şey yaparsın. Sen. Hadi <laughs> şu fukabiler ölen gidecekler galiba. Biz de grupta konuşuyorduk. Ya bu saate kadar hatta efendim ne Gelmeseniz de olurdu dedi yani. Niye geliyorsunuz ki ne? zaten 2 saat sonra gideceksiniz dedi. Gelinle teşekkür ederim. Gelin Allah. <laughs> Ama bunlar bunlar duysa evet. ya, Ne yaptın? Ya, bu derste konuşmayacağım. Bir dakika bir dakika. Bu he. Ay bak şu çok önemli. Bak bu çok önemli. <laughs> tamam. Bütün bu, bu bütün bu tefekkürleri, şu <laughs> bu tefekkürleri, bütün bu, tefekkürleri, <laughs> bütün bu tefekkürleri, e, kamptayken yapılmıştı. Hı hı. Sen kalbinden geçirmiştin ama. Biraz aşağıda zaten yazıyordu. Ha, Diyordu ha, ki iyi erken ha bu da iyi erken İşte nereye kayboldu? ha şu. Hasan abi şu ne zaman ki kendini yok ediyorsun ne zaman ki kendini Fazla yok ediyorsun ama. O zaman iyi budu diyorsun Hasan abi. Ne zaman kendini yok ediyorsun? O zaman iyi kenabudu diyorsun. Hmm. Ne zaman kendini yok ediyorsun? Yani bunların her biri bir şey iddia ediyor. bu Sen dedik diyor biz Hasan abi. Evet. İşte istifarla. Evet. burası. Evet. evet. Ee, görülüyor ki mümkün doğru. Yani kendini yok edersen iyakena bu diyebilirsin ama bu ama bu konuştuğumuz mevzu Bu abi bu <laughs> Görülüyor ki mümkünlerin zatları, asılları Adem Ademlerdir. Allah Allah. Aynı aynı, aynı şey falan. Birinci sefer şey gör görülüyor ki bu olmaz ya, bu cümle olmaz ya, bu cümle böyle bir insan kuramaz ya. Bu yani ne hissediyorsunuz bak görülüyor ki mümkünler var ya şu mümkün işte bizler var mevcut. Mümkünlerin zatları asılları Ademlerdir. Çünkü ustad nasıl demiş? Vücudu ilmi perde olmuş. Vücudu ilmi perde olmuş. Yani perde demek iki manası da var. Sureten örtendir. Hakikaten artı açığa çıkaran. Perdenin bir daha söylüyorum. Yalnız abi bu vücudu ilmiye perde olmuş ünvan için daire ilimdeki adem için söylüyor. Evet onu söylüyorum ben de zaten. Ama bu Adem daire ilimdeki Adem değil. değil. Bu Adem başlangıçta Peki Adem'den bahsediyorum. Me mevcudatın zatlarının Adem'i... Ustad kendisi şey he? Mevcudatın diyor değil mi? Hı. Zatları Adem'dir. Öyle mi diyor? Yok. Mümkünler, mümkünler zatlar, mümkünlerin. Mümkünlerin zatları. Mümkünlerin. Tamam. Mümkünler. Mevcudat diyebiliriz yani. E, olabilir Yani Mümkanımız. zatları, asılları Adem'dir dediğimizde Esma-i İlahi nereye koyacağız? İşte o Adem'de görünen, o perdede görünen. Evet, evet. Ama asılı demek Memek icap eder. Zemini demek icap eder. Zemin demek doğru. Zatı asılı demek bana göre yani şu mev e Bu mevcudat esma değildir. Mevcudat esmalardandır. Mevcudat e esmalardaki karşılığı ademdir. Yok yani. Böyle at bu şekilde değil. Bu ifade Osman abi doğrudur. Neden? Doğru. Anladın mı ben biraz önce söylediğimi? Bak mevcudat var ya mevcudat. Vücut. Esmadandır. Yani bu kalem bendendir ama ben kalem değilim. Bu kalem bendendir ama ben kalem değilim. Mevcudat esmadandır, mevcudat esma değildir. Peki mevcudat e, bunun bu bendendir ama ben bu değilim. Beni kendim böyle gösterdim. Bu bende nasıldır? Bunun ademleri var içeride. Buna göre ademler var içeride. İlmi vücutları var, hakikatları var. Bu yani. Abi şu ifade. Mümkünen zatlar asıllar Ademler'dir diyor ya. Biz Ademlerle Esma ilahiyeleri anlamaya çalışmıyor muyuz? Hı hı. Ademlerin zemini. Esma, il esma ilahiyelerin cil ve cimanları. Ademlerle aslında bu mümkünatı anlıyoruz. Adem'i sırfla za şey anlıyoruz. Esma sıfatı. Adem'i sıfla. Evet. Fotoğrafların negatifleri Ademleri midir? Harika evet. Abiler Adem'i Adem, Ademle zat anlamıyoruz. Ademle mevcudatın zatlarını al diyoruz, ismaları. Allah'ın e, zatını, zatını, zatı bizzat Adem'i mutlakımızla. Allah'ın sıfatlarını Adem'i sırfla. Bu Adem konuşurken kafamızdan mevcudatı, mümkünatı koyacağız. Yani bu Adem mevcudatın, mümkünatın zatıdır asıllarıdır yani. Asılsız asıllar. Ne demek istiyor Mümkünat esmanın gölgeleridir. Mümkünat? Evet. Gölgeleridir. Yani, yani, yani gö yani gölgelerinin zeminidir yani bir gölge zaten gölge bir de onun zemini Adem gölgeleridir deme gölgeleri deyince bu mevcudattır esmaların gölgeleri ben de mevcudatı tanımlıyorum ya yani. Ha, ha. ya bu mevcudat nedir aslı Esma. nedir ha esmaların gölge e, doğru esmaların evet. gölgeleri de Çok... gölge nedir Ademdir ha, evet. diyor yani. ona göre Ademdir evet. Aynı ifade, evet. her çirkinliğin kusurun yeri Ademler olmuşlardır mümkünlerde yerleştirilmiş olan her iyilik her kemal asl vücuttan ödünç olarak gelmişlerdir. i̇mam İmam Rabbani Hazretleri ödünç çok önemli. Ben sana veriyorum ama seni değil. Yani e, ibahedir. Emanet. Evet ibahedir. Emanet. Temlik değil. Temlik değil. Ama şu ana kadar ibareler risale zıtlık bir terslik. Yok yok yok. Ama terslik gözüküyorsa cehaletimizdendir. E ya yani da tercüme. Tercümeden abi bunlar bir de aslı değil ki bir şey değil. Anlayanın anladığı kadar tercüme ettiğini. Doğru. Haramlar ve çirkinlikler hep Adem'le hasıl olmuşlar. Usta öyle diyor. Haramların aslı Adem'dir der. Aa ademidir. E, adem'idir. Vücudun kemallerinden olsaydı yasak edilmezlerdi. Vücudun kemallerinden olsaydı yani yasak mesela yasak oradan geliyor. Haramlar nedir? Haramlar. Haramlar, çirkinlikler ademi ademidir. Yani üzerine vücut koyamıyorsun. Bir şey niye haramdır? Niye haramdır? Niye çirkindir? Üzerine vücut koyamıyorsun senin için. Ya da vücuda dönüşmüyor. Dönüşmüyor. Mesela zina niye haramdır? Vücuda dönüşmüyor. Üzerine bir vücut koyamıyorsun. Diyor ki şimdi vücudun kemallerinden olsaydı yani Adem, yasak edilmezlerdi. Yani bu yasaklar yasak edilmezdi. Vücuda sebep olsaydı, kemal olsaydı, yani anladın mı? Yani Vücu, mesela elimizde bir kumar var, içki var, zina var, şu var. O vücudun kemalleri olsaydı, kemalata götürseydi, vücudun üzerine bir şey koyabilseydin, e niye Adem'dir? Usta diyor ki, Adem'dir diyor hastalık, günahlar. Ama fiildir, gözüküyor. Çünkü onun üzerine vücut vucudu koyamıyorsun, vücudunu yok ediyor, içeriye çekiyor seni. Kazanımların da yok oluyor. Üstüne bir şey koyamıyorsun. Çok acayip ya. Haramları nasıl anlattı şeyin? O zaman terkler vücut yapıyor abi. Yani. Evet. Terkler şey vücut şey yapıyor. Evet yapıyorsun. Çok şey yapıyorsun. Terklerle. Niye bir şey haram? El cevap. Lugat. Niye bir şey haram? Üzerine bir şey konulamadığı ve var olan sıfatlarını kara delikler gibi sömürdüğü, yok ettiği bir şey olduğu için. Haramlar. Kara delik ya. Kara delik ne yapar koca dünyayı? Bir çay kaşığı kadar enerjisini dönüştürür. Bak varı yok ediyor ve bir de iki üzerine bir şey koyamıyorsun. Bir vücut koyamıyorsun. Bir vücut tanımlaması yok haramın üzerinde. Tekrar o harama istiğfar etsen. O, o zaman vücuda de, geri geliyor. Kaybolan dosyayı ben alamıyorum ama ya Erdinç veya Davut diyorum ki siz uzmansınız. Benim o kaybolan dosyaya çok Allah razı olsun. Erdinç geri getirdi. Ha işte istifar bu istifar o kaybolan dosyayı geri getirdi. Allah'ım ya Rabbi. Hiçbir şey yok olmuyor ha. Ulan kazanımdık işte günah düştük zina şuna. İstidat gitti. Mazide şöyle bir şey oldu. E ne olacak bu? Sömürdü kara delik gibi. Vücudu ortadan kaldırdı. Ulan gitti dehlize. Onu ah onu geri getirmek istiyorum. O kaybolan çöp tenekesinden öyle demişti bir tanesi. Bilmiyorum ne kadar doğru polisteki yazılımcısı demişti. A çöpü diyor. Çöp tenekesi 35 38 defa. Kayseri plakası kaç? 38 mi? 38 defa diyor. Hep boşalt 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 yapsan bir daha geri gelmez. Aynı şey 38 defa yapılınca ne oluyorsa. Ama ondan önce yapılmışsa 10 defa şey yapsan gene bir program var geri getiriyorsun. Ha? Öyle özel silme teknikleri var bir daha gelme şimdi. Evet. Özel programları var. Acayip bir şey. Şimdi niye bunu şey yaptın? Sen dedin ya. O Kazanım bir şey, fezal, faziletim vardı. Düştüm zineye. Düştüm kumara. Adam öldürdüm. İçki içtim. Düştüm ya. Yani. O kara delik gibi yok etti mi onları kazanımlar? O aletler gitti mi? 10 cüz okudum Kur'an'da. 10 dakika video seyrettim. Hepsi duman oldu. Sonra o kazanım nasıl gelin gelecek? Allah da söylüyor. E, Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki çok mucize size belki bugün bir e, müjde olacak. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hangi elbiseyle günah işledin? O elbiseden çıkmadan o, to o mekandan çıkmadan nerede günah işledin? Ne ile günah işledin? Ee, hangi elbiseyle işledin? Sakın oradan çıkma. Hemen bir hayır yap diyor. O de, o ortamla hayır yap. Ay, o anda yani de en güzeli o. Anladık mı bunu? Mesela diyelim ki bir şey seyrettin. Denk geldi seyrettin. Ol düştün. Beşer ettin düştün. Tamam. Hemen kalkıp böyle elbiseyi bayanıyor. ya ertesi gün veya gitip o koltukta istifare etme. Hemen bulunduğun yerden çok tuhaf ya. Ya ben şu bilginin dışında benim kafam biraz şey sisteme kafam çalışıyor sisteme. Yani oradan o elbiseden çıkmadan hemen bir hayır yap diyor. Peygamber hiç zaten bu dersler İmam Rabbani hayret ediyoruz değil mi? Ama bunlar ustadımızın ustad, ustadı o. İmansızlık demek ki tamamen o 38 defa forma atmak gibi. Harika. Bir daha hiç gelemiyor. Gelemiyor. Ama vefat ettikten sonra gelemiyor. Vefat etmeden önce imansızlık geri gelebiliyor. İman edebiliyoruz. Haramları anladınız mı ya? Beni çok etkiledi ya bu. Beni çok etkiledi ya. Mubala etmiyorum. Üç defa söyleyeyim. Çok etkiledi beni. Haramlar ve çirkinlikler hep hademle hasıl olmuşlar. Haram. Niçin? Çünkü bir şeyin kemali vücut bulmasıdır. Vücudun vücudu ise kemaldır diyor. Bir şeyin kemali Adem'den vücuda çıkmasıdır. Vücudun vücudu da kemal iledir. Mesela ben e, yoktum, var oldum. Vücut buldum. Adem'den. Namaz kıldım. Vücudun vücudu kemal. Namazdır gibi. Yani Yoktum, var oldum. E, tamam vücuttan Adem'den vücuda çıktım. Vücudun kemali nedir? Namazdır gibi yapayım. Vücuttan, kemallerinden olsaydı vücudun Kemal'in e yasak edilmezdi. Yani e, ben vücut ademden vücuda çıktım. Çıktı mı çıktım? Bunun üzerine namazı koydu. Ne niçin namaz sebaptır? Niçin vücut? Çünkü vücut dairelerini kazanıyorum. Vücudun üzerine vücut koyabiliyorum. Onun adı da kemaldir. Haramların üzerine vücut koyamıyorsun. Tam tersini aşağı doğru, yani kazanımını da yok ediyor. Kainattaki fizikteki kara delikler gibi veya bilgisayardaki şey virüs gibi virüs senin programını çökertiyor. Yok ediyor veya var da yok gösteriyor. Yok. Subhanallah, elhamdülillah, evet. Allahu ekber bütün bu bu filiyatı bir bütünlüğe getirmiş. Getiriyor. Evet, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber'lerin üçü de istiğfarı getiriyor. İstifarın istifar bu üçünün ifadesidir. Şimdi coşar buldum ya. Evet. Evet, acayip bir. Heya, ben onu da ekleyeyim. Eee isti Farın alt zeminleri Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyebilen bilen edebiliyor işte. Evet. Evet. Allah Allah. Mümkünlerin mahiyetleri Allah Allah. Mümkünlerin mahiyetleri hakikatları, asılları ademlerle vücudun bu ademlere aksetmiş ve birleşmiş olan kemalleridir. Metin aynı. Tırnak için aldı. Bak. Mümkünlerin mahiyetleri yani sıfatları. Mümkünlerin hakikatları, esmaları, asılları şu şey zatı sıfatlara ademlerle ademlerle deyince adem değil. Adem-i sıf, adem mutlak bunu ademlerle içine adem anlarsan anlamaz. Ademlerle. Ademi sıf, adem, sırf, adem mutlak var içinde. Üç tane adem var. Adem, ademi sıf, adem, sırf, adem mutlak. Ademlerle, ademi mutlakla zatını, ademi sıfla sıfatlarını, ademle de esmasını var ediyorsun. Acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey ya nasıl bir sistem ya? Sistemsiz sistem. Bazen bir şey söyleyeyim. Bazen öyle bir delik, kara deliz oluyor ki alemi şey kara delik. Vallahi böyle ölüm sanki beni böyle çekiyor. Yani düşünmesi, hayal edilmesi bile çok ürkütüyor beni. Çok korkunç. Yani sonra anladım ki bu ölüm korkusu nedir? Vücut dairelerinde ben ademe atacak zannediyorum. Ondanmış. Ölüm korkusu bu yanlış anlayışından geliyormuş. Bir daha söyleyeyim. Nerede, niçin söyledim onu da bilmiyorum şimdi. Ölüm korkusunun bazen beni bir anafor gibi bak ha böyle kaçıyorum akabı ha bak şu an gayri ihtiyar yaptım. Bunu. Ölüm korkusu gibi ölüm ölmek böyle sanki ölüm korkusu gibi gözükürken aslında dedim ki bir dakika dur ne korkuyorsun? Dur ölüm korkusu surettir. Nedir dedim bendeki kanuniyeti? Esma başka. Esma'yı anlattık. Hayat anlamak içindir. O ölümün sureti gözükendir. Kanuniyeti ben de hissettiğimdir. Hakikati hay hayı idrak etmek, mertebelerine mazar olmak için. Dedim ki bu ölüm korkusu, sureti bu. Niye seni bu kadar korkutuyor? Ölüm korkusu sureti böyle gözükürken aslında şöyle hissettim. Şöyle beni vücut dairelerinden ademe atıyor gibi hissediyorum kazanımlarımı kaybediyorum. Kazanımlarımı yok eden diye hissettiğim için uf, korkuyorum yani. Çok yataktan kalkmışım. Diri oturmuşum. Tam da sen bunları anlatan, sen buna inanan bir insansın. Daha güzel bir alem deniliyor. Tam da neyin nesidir? Yak lambayı. Neyin nesidir? Neyin nesidir? Ne böyle oldu? Sureta ölüm, sureti, kanuneti. Sureti eylemseldir, bedenseldir. Mezarlıktır, bedendir. Kanuneti içseldir. Hakikat esmadır. Mahiyeti Allah'tadır ya. Hakikati neydi? Meftle hayata doğmaktır. Hayatın mertebelerini idrak etmek. Tamam üçüncüyü anladım. Meftin suretini de mezara gitmek. Yok ermek. Kanuniyeti bizim işte çözemediğimiz. Onu da böyle hissettim. Ölümün korkusu vücut mertebelerindeki kazanımlarımı yok eden kara delik gibi hissettiğim için, yanlış idrak ettiğim için beni anafor gibi çekiyor oradan. Kara delik gibi ben de böyle kaçıyorum. Yani ölümün ölüm korkusunun sureti kazanımlarını ademe dönüştürecek zannı için oluyor o zan kazanımlarımı yok edecek. Akıl ademi anlamıyor abi. Anlamadığı için sonra baktım ki kazanımlarım ademe gitmez çünkü ben vermedikçe. Hiç kimse Allah bile almıyor. Sen bir şey vermedikçe, imanı vermedikçe Allah imanını almaz. Zaten meleklerin ve Allah'ın böyle bir şeyi yok, vaadi var. Allah kendimi zulmetme, haram kıldım diyor. Hadis-i kutsi. Cenab-ı Hak diyor. Sen vermedikçe kimse senden bir şey alamaz. Benim kesersin doğrusu vesaire ama beni benden alamazsın. Ya. E şimdi kazanım bir vücut mertebeleri var, namaz var, ömür var, dostlarım var, güneş gördüm. Yani dünya Niye ölümün sureti bu kadar korkutuyor? Bu bütün o kazanımlarımı kara delik dehlize sokacak. Yok edeceği için, varı yok edeceği için, vücudu Adem'e atacağı için ölüm. Onun için korkuluyor. Ama bir baktık ki ölüm zaten e, mertebelerin hakikatlarında var zaten. Esmada bir var. Mertebelendirmek içindir. Bu bu surete gözüken insana taşındığı zaman hayır ee, bu Adem gibi gözüken yani kazanımları yok eden ölümün sureti aslında kanuniyetlerim bu kazanım kazandığım vücut hakikatların mertebesi hakikatin gölgeleri olan bendeki kanuniyetler istidattan kabiliyete dönüşmesi hakikat olmaya gidiyor. Adeta o ölüm kainattaki kara delik gibi sonra başka bir boyuta taşıyor. Fizin dediği gibi fiziği kara delikle metafiziğe taşıyor diyor. Yok eder de nereye atar? He? Meft, Meft oluyor. Yani dereler nereye akar? Okyanusa akar. O dereler denize akar, Denizler okyanusa akar. Heh. Şimdi bu bu kara delik bir boy şey diyor. Koridor düşün. Fiziği metafizik arasındaki bağlantıdır. Solucan deliği derler fizikler Bu yani. Ne, Solucan deliği niye demiş? Nereden çıkacağı belli değil. Buradan bir şey girdi ama nereden çıkacak? Peki niye koymuş? Havalandırıyor. Yani fiziği, metafizi dönüştüren bir anafor, metafor olduğu gibi nedir o? Kara delik. Bizde sureti nedir? Ölümdür. Yani suretleri, hakikati, hakikat, ahiret, suretler dünya. Gölgeler asıllarına dönüştürme koridorudur. Ama sureti şey garip yani. Korkutuyor. Aslında beni böyle ondan uzak tutan kazanımlarımı yok edecek diye. Niye çocukta bu yok? Kazanımlar olmadığı için kaybı da yok. Deli de, de yok, hayvanda da yok. Bütün kazanımları yok. Bir tanesine dedim dün akşam? Abla oturuyordu. Paltolu, o sıcak ortamda. Böyle karabalıkta. Böyle ortamda. Ders o kadar kaptırmış ki ne kaza çıkarmış ne paltoyu. Dedim ki çocuğun var mı dedim. Var. Kaç yaşında dedi. Üç yaşında. Senin Simanla zannetti ki beni itham ediyor. Senin simanla çocuğuna bak bakayım dedim. Böyle durdu. Dedim oho senin simana bak bir de çocuğa bak. Ama onun bir tane farzı yok. Bir tane farzı yok. Kelime-i şehadet bile getirmemiş. Getirmemiş. Bir tane farzı yok senin mesela. Osman'ın bir tane farzı yok. Bir tane farz namaz kılmamış. Bir tane farz oruç tutmamış. Hiçbir şeysi yok. Niye babasından daha nurani? Çünkü <laughs> terki çok. Işte Her şeyi yapıyor. <laughs> Çalıç. Manavdan alıyor. Değil mi uzatıyor değil mi elin? De işte, <laughs> ya e şimdi terki çok. Şimdi bu cümleyi anlamaya çalışayım. <laughs> mümkünleri mahiyetleri, hakikatleri, asılları, mümkünleri bak mahiyetleri e, yani sıfatları, mümkünlerin hakikatları esmaları, asılları, ademlerle vücudun ademlerle vücudun bu a bu ademlere aksetmiş ve birleşmiş olan kemallerdir. Şimdi benim anladığımı söyleyeyim bir parça. Ee, i̇lk önce bizim bildiğimiz şeyle sonra öteki tarafa. Bu mevcudat mahlukat nasıl oldu? Celal ile cemali bir vurdu. Kemal denilen bir şey çıktı. Pekmezle tayını karıştırdığımız gibi. Şimdi e, sıfatları sıfatlarla ayrı. Sıfatları esmalarla, esmalar da esmalarla yani Akünün kutup başı gibi artı eksi gibi vurunca çı 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 kıvılcım çıkıyor ya. Ama ne kabloya benziyor ne aküye benziyor o kıvılcım. Başka bir şey. Ha. Şimdi celali cemale vurduğun zaman kemal çıkıyor. Ee, esmaları birbirine vurduğun zaman celali ve cemal esmalar kemal denilen bir şey çıkıyor. Şimdi bu mahiyetleri, hakikatleri, asılları ademlerle vücut ikisi zıt. Ademle vücut birbirine vurduğun zaman ademlerle aksetmiş. Adem'de de o kıvılcım ortaya çıkmış. Mesela kutup buna güzel bir misaldır. Kutup başına vurduğun zaman çıt dediği ya kıvılcım çıkarıyor Süleyman. Aküye benzemiyor siyah. Kabloya da benzemiyor. Havaya benzemiyor. Havada gözüküyor. Ee, bu vücudun akisleri, kıvılcımları o kadardır. Hakkı o kadar gözükmesidir. Nerede gözüktü? O akis havada. İşte bu esmaların akisleri nerede gözüktü? Adem'de gözüküyor. Hasan abi. Ademlerle. Gözükebilmesi için illaki Ademi lazım. ademinin Nötürü lazım. Nötürü olmazsa o devre tamamlanmadığı sürece ne görüntü çıkar ekrana, ne ısı çıkar ekrana, ne buzdolabı soğutur. Hiçbir şey yani İlla ki Ademi. Adem olması lazım. Vücut pozitif, negatif şey Adem. Nasıl olacak ki başkası? İşte diyor ki Ademlere bu bu vücudun nihayetsiz mertebeleri ama Adem'dedir. Ademlere aksetmiş, Ademlere bir vurmuş. Evet birleşmiş Adem'le. Adem'i Adem'de ortaya çıkıyor ama vücuda çıkınca Adem'i dağılmış üstüne. Birleşmiş Adem'le. Çünkü Adem de var bende. Ne kadar Adem var? Kazandığım vücut kadar. Artı diyebilmem için eksi birden tebayüt etmem lazım uzakta. Artı bir demem eksi biri de akadı. Ne kadar kazanımım var? O ne kadar vücut var? O kadar Adem'im var. Biraz susun Alçe'ye gafur. Biraz, ha, biraz öğren. Abi, bir esmaya Mümkün bir değil. sıfatlara bir de şunat'a perdedar olan veya aynadar olan e, Adem var abi. Şimdi Mümkün bir şunat'a e, özür dilerim esmalara ve şunat'a aynadar olan Adem veya perde olan Adem yani üzerinde gösteren Adem ve zıt gerekiyor. Ama şunat'ta bu zıta gerek yok abi. Şimdi bu üzerine yürüyeceksin. Oraya götürme. Bu cümle bu. Mümkünlerin. Tamam. Kim nedir o? Parmağını olarak Mümkün nedir? Bu mevcudat. Bunların mahiyetleri varmış. Şimdi sen başka bir tefekkürüne. Çok arkadasın şimdi. Mümkünlerin. Önde tamam önde olsun. Mahiyetleri varmış. Hakikatleri varmış. Bir de asılları varmış. Asıl. Asıllardan kasıt nedir abi? Asıl mesela cever. Nur Muhammed'i de kanuniyetleri cever. Asıl. <laughs> mahiyet değil midir o? Mahiyet daha yukarı. Buradaki mahiyet ama ter öbür mahiyet. Özellikle evet. daha aşağıdaki. Bu asıllar şey olmasın hangisi? <laughs> mahiyet mi? Asıl. Bizim asıl dediğimiz mahiyet, buradaki mahiyet e, fiil veya da e, özellikler manası. Evet. evet. Gözüken özellikler manası. Özellikler yani. Ademlerle vücudun ikisin bak. Adem bunlar neyin mümkünlerin mümkünlerin Ademle vücudun yani mümkünlerin içinde hem Adem var hem mümkün de var. Ademleri Ademlerle aksetmiş yani vücutla Adem aksetmiş ve vücutla ikisi Adem birleşmiş olan kemalleridir. Ee, vücutla Adem'in birbirine temas edince ortaya çıkan kemalatına mümkün denmiş. Tamam geç. Şöyle olabilir mi abi yani özür dilerim ama. Şimdi e, buraya vuruyor. Burada gözüken kırmızı. Gözüken esma kırmızı. Ama arka planda hakikati adem. Evet. Yani aslında bu kırmızı değil. Öyle bir şey yok. Ama bunun üzerinde hem esma gözüküyor hem adem var. Evet ha, aynen öyle. Hem evet. Adem burada. Evet evet işte bu. Yani Gö gösteriyor ama gösterdiği gibi değil. Adem vücudu gösteriyor. Ama kendisi vücut değil. Çok tuhaf ya. Vücuda zemin olmuş kendisi vücudu yok. Renk gösteriyor kendisi rengi yok. Referanslar abi bu mesela elektrikte artı eksi var ya bu. Aslında eksi dediğimiz şey bu hani potansiyel fark da belki hatırlarsın potansiyel fark denir. Ee, bir elektrik devresi olsun mesela bir tanesi topraktan aldığımız bir çivi, oraya bir metal çivi çakalım, oradan bir kablo getirelim, onu bağlayalım. Bir tane de mesela şu demire bağlayalım, bir kabloyu getirelim. İkisinde alacağımız, ölçeceğimiz o gerilim, voltaj farklı olacaktır. Evet, topraktan ayrı, tek seçten ayrı. Biz eğer bunu diğer bu artının geldiği yere kablo atıp ile artıyı ölçsek sıfır ölçeceğiz bu sefer. Yok ki. Yok olacak. Hmm. Artıyı artı ile ölçersen. Evet, artıyı artı ile ölçersek yok olur. Yok. Ama artıyı eksi ile ölçersen. Artıyı eksi ile ölçersek artı, artı var olur. Evet. Diğerini artı ile artı ölçersek artı yok. Artı Sıfır olur. Yok. Evet. Artı artı olur. yani, yani art, olur. şeyde toprak dediğimiz, topraklama dediğimizde vücut yok. Adem. Ama vücut gösteriliyor. gösteriliyor. O evet. Ona referans oluyor. Çok güzel oldu. Adem ilimler bir varlık olmuştur. Adem ilimler bir hani böyle herhalde eksik inşallah yazmamışım. Adem ilimler bir varlık olmuştur. Adem vücudun kemallerinin görülmesine sebep olmuşlardır. Bak Adem ilimler bir varlık olmuşlar. İlim varlık değil ya ama varlığa dönüşmüş. Neyle? Adem'le. Adem vücudun, Adem olmasa vücudun kemalleri olmaz. Bir vücut olacak bir de vücudun kemalleri olacak. Bak ee, vücut yani mümkün Adem'le ortaya çıkıyor ama mümkünün kemalleri vücutla da alakası yok. Nedir o? Vücudun içindeki Adem'lerle oluyor. Yani Adem işin yakasını bırakmıyor. Bir daha. Adem'le vücut çıktı mı mevcut olduk. Ki elma Adem'den çıktı. Adem'den vücuda çıktı diye Adem işi bırakmıyor. Ne kadar var elma ne kadar vücudidir yani meratibi Aynı o kadar da Adem'idir o. Adem'idir. Artı eksi derece olsun diye. O Adem'ini taşıdığı için vücut elma denmiştir. Eğer o elmada Adem'ini kaldır elma yoktur. O zaman vücudu vücut yapan Adem'dir. Yoksa olmaz yani. Elmadan elmadan Adem'i kaldır elma yoktur. Elma ne kadar elma ise ne ise aynı o kadar ne bir fazla ne az eksik o kadar şey vardır. Adem vardır. Ademle vücut eşit olduğu için mümkün olmuş. Elma olmuş. Vücut kadar Adem Adem'in de de vücut vardır. Şimdi sırrı insani mahiyeti Adem in mutlak mahiyeti vurmasıyla oluyor. Bak şimdi. Adem'in de vücut vardır. Vücudun da Adem. Adem'in de vücut, vücudun Adem var. Sırrı. Bir şey ne kadar Vücut ise o kadar Adem var ki mevcut olmuş, mimlenmiş. Mim Mim Muhammed'i vücutla Adem beraber kardeş ama e, zıt kardeş. İkisinden ortaya çıkan mim mevcut. Adem'in ve vücudun birinden ama çok tuhaf taraf bugünkü tarafımız. Tarafının şu. Adem'den vücut oldu ama sanki vücut Adem'den tebaüt etmiş, kurtulmuş vücudu olmuş hayır Adem yakasını bırakmıyor e nasıl ki Bırakırsa su vücudu. he vacibül vücut olur ona getirecektim Hı. mesela su şey bu su buzun hem Hı. sebebidir hem sonucudur Hı. su buzun hem sebebidir hem sonucudur şimdi Adem'i mevcuttan kaldırırsanız ne olur gözükmez olur vacibül vücut olur Esma olur yani. Esmayı mahluk yapan, mahluk gibi gözüken, mevcut yapan, vücudi mertebeleri ortaya koyan, giydiren, gi giydiren, giydiren ve mimleyen Adem'dir. O elma gördü gördünüz mü dalda ne kadar vücudi ise o elma değebilmen için, gözükebilmesi için Adem lazım. Adem vücudu kadar Adem vardır. Kendisi mimlenmiştir. Mevcut olmuş. Allah'ın dışında Adem. yaratılmış her şeyi görebilmen için insan lazım. Evet. Adem, Adem'i sırf Adem mutlak tabirlerini kullandık ya. Bunları evet. farklı, mesela birisi e, birisi birisi şuunata baktığı için de böyle bir tabir koyduk. Evet. Fonksiyon olarak aslında hepsi aynı şey. Aynı fonksiyon. Gibi ama değil. Bir tanesi mesela Adem Esma'ya. İşte yani sadece farklı adam esmaya baktı ya da Adem'e sırf sıfata baktı. Bunu tabir etmek için mi böyle sınıflandırdık? Yoksa Adem, Adem'i sırf Adem mutlak fonksiyon olarak aynı şeyi mi icra ediyor? Aynı şeyi icra ediyor gibi surete gözüküyor ama değil yani. Mesela sıfatla esma arasındaki fark kadar. Mesela diyelim ki Adem'i sırf yoktu. Allah vardı hiçbir şey yoktu. Yarattı. Ama Adem ise bizim için e, ee, Adem yokluk ikiyen yani aslında öyle değil yani. Vucu, daire, vücut dairelerinde var ama mümkünatta yok. Adem. Mümkünatta yok ama vücudi dairelerde mevcut. O Adem. Ama Adem isif öyle değil. Orada da mevcut değil. Şeyi yapalım mıyız abi? Ee, daire ilimdeki Adem Esma'da. Ustad kendisi söylüyor. Evet. en ortada sonra onu bir kapsayan daire çizsek, ona Adem desek. Ben şöyle yaptım onu zaten. Şöyle yaptım. Evet ya. Sen hiç şey yapma şimdi. Yok, bak, ben de değil. Ben de sizin taraftarınız. Öyle mi? Ozan Taşberk abi. <laughs> Şuraya bak, şu tahtaya yazın üzerine yazı yazabiliyorsun. Yani bozulmuş fıtratımız, günahlarla. Bu alttaki yazı. Onu getirmekle beraber eskiyi yeni bir şey ekledik. Bunu. O eskileri vücuda yapmak için tövbe, üzerine bir şey yazmak için de istiğfar yaptık. Eski vücuda tövbeyle yeni bir şey de koymak için istiğfar yaptık. Böyle bir şey var. Peki, abi, olmaz gibi geldi. Ya. Evet. Ya düşünce. Yani vasat adam olunca o zaman Adem sırf ona göre daha vasat. Adem Hadi. Sırf'tan her şey e, çıkıyor. Yani o olmaz abi. Deseniz yani... Dur bakayım orada ben şöyle dur. Aslına bakayım dur. Ha, yani. bulayım. O Bir bulayım. Vasatsa Adem Yusuf vasatüstür. Bunu şöyle bu şey, noktayla yapıp da bu yani, Abi, çekil çekil abi. Ki... Niçin dedim biliyor musun? Vasat yani. bu şu mümkünattır. Bak vasat nedir? Bu, bu a, mevcudat düşün, cinsinden düşünme şimdi. Bu Adem dersidir. Ee, i̇frat insana göre düşünme e, şimdi Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır ya. Bana şimdi bir şey demeniz lazım abi. Üstad fazla olmaz. Tamam peki. Ha abi. Peki şey sana fayda sorur. Ben de bu tarafa <laughs> Tamam. Kaybeden taraf olmayı severiz biz abi. Aha, aynen, aynen. İngiliz, İngiliz siyaseti ise yani tespit aynen. eder. Kim kazanacaksa doğru ve haklı onun yanında olur. Şimdi <laughs> bugün dersen ki abi dersten çıkıp der ki bugün ne öğrendin dersen. Bu bütün sistemde zerre kadar israf olmadığını öğrendim. Çok Gönüş yani özeti bu bana. Hı. Bu ifrat, tefrit, vasat manasında da biz hani sürekli vasat esas alıp diğerlerini şey yapıyoruz ya, öteliyoruz ya. Aslında bu derste bunu ötelememek lazım. Böyle ifrat, tefriti de bu işin içerisinde cem etmek Sen lazım. Sen şimdi tanımdan tanımı düzeltmeye gittin. <laughs> yani. Bu tarafı düzeltmek o değil. Aslında de. abiyi kurtaracağım. İfrat, tefrit, vasata <laughs> başka mana yok. Bana şeyi kurtaralım diyor. Abi biz bunu bak bir şurada ay önce, yazmışım. Önce, bir ay önce gibi de buldu işte tekvin teklin esnasında bu ben şimdi şey yaptım. Sırf saniye tekrardan yolladım o. Tamam. Tahtaya yazmışım bunlar mısın? Hayır işte Aynen. Bazen, o da düşün. Düşün. <laughs> o zaman da zaten. Osmanlı yok ben hatırlatmış oldum. Evet. <laughs> o şark kısmını altına yazmamış mısın? Öyle <laughs> noktalar alma. Şimdi e, bir duvar, yuvarlak yapmışız da onu e, Adem, kız kardeşi varmış Adem'in kız kardeşinin çocuğu varmış. Ablasının çocuğu varmış. Kardeşinin çocuğu varmış. Abisinin çocuğu varmış. Bunu istersen bir yansıtalım mı? Çok kalbinize gidecek. Bunu bir yansıtsana şunu. Şeye. Şu teknoloji ya. Almanya'dan şey alacağım inşallah. Tablet. Şimdi gidiyorum bulursam böyle tablet. Burada yansıtacağım. Hiç ona ihtiyaç olmayacak herhalde. Şunu. 38'i çektin çekti Aa mi? Hemen bak bakayım. Ya bu üç, üç ifrat tefritini yazmışım ya. Nereye gitti ya? Tamam önemli değil. Yani. Aynı bu şekilde mi? Ama kabul edilmemişti zaten. Evet, Aynı değil. Adem İstifası. ortada. Doğru doğru. Tamam aynen öyleydi. O ters tersi şey yapmışız galiba. Ha açtın mı? Oraya bir bakın abiler. Tamam şöyle olacak. Şunu görüyor musunuz abiler? Bu Risale'deki sarı ifadesi ha. Nereden almış? <laughs> Muhakemat olsa gerek. <laughs> Böyle bir te olur mu? İmam-ı Rabbani'ye benziyor ustad. Nereye gitti? Söyle. Dur. Ha büyük mesnevi de. Abi nerede var bak görüyorum. Sonra da bana nereden çıktı demeyin. Gördünüz. Adem abisinin çocuğu. Bizde sükün. Bak bizde sükün. Abisinin çocuğu. Adem'in abisinin çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya Mestevi Nuriye'de geçiyordu da kaybettiğimiz. İn, in, i̇nmeyeyim. Adem'in Kız kardeşinin çocuğu yeknesak. yeknesak. Anladınız değil mi mektubatta? <laughs> Çok tuhaf. Ya böyle bir şey yazılır mı? Yeknesak var ya mektubatta. Yeknesak hayat vücuttan ziyade Adem'e racittir. Ha? Ha ya. Şuraya baka. Benim şey değil ha. Gördüğünüz yukarıdaki sayfayı söyledim de. Ablasının çocuğu diyor. Ablasının çocuğuna Tevakkuf. Kardeşinin çocuğuna bizde atalet. Atalet varsa sen Adem'in kardeşinin çocuğusun. Kız kardeşinin çocuğu yani kız kardeşin çocuğu dayısı oluyorsun ya. Sen dayısısın. Yekten sak. Standart hayat. Ablasının çocuğu o ablasının çocuğu dayısın ama bu senden ufak kız kardeşi bu ablan. Dikkat edersen kız kardeşler bunlar. Kız kardeşler. Abi. Hayır bu abisi. Ya kardeşim erkek kız kız var ya. Ali. Tamam. Heybetli Ali. Bu da erkek, abi. <laughs> erkek işte bu kız bu erkek. Hani. Ya biri üçte bir oluyor, biri ikide bir, de bir, 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 bir oluyor. oluyor. Bir şeyler bir şeyler işte sen. Hadi. Bu taraf yalnız Hasan abi, bu taraf if, şey iktidara geleceğinizi anladılar, başladılar yalakalık yapmaya. İnanmayın. <laughs> 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 Katılıyoruz gibi yapıyorlar ama <laughs> işlerinden alıyorlar. <laughs> 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 ya buraya bak, yeri bir şuraya bakar mısınız? Şey yapayım. A burası. Hem de kaç tane varmış. Aynı manada Hutbe-i Şamiye sözler Büyük Mesnevi'de e, mahkematan alınmış. Bu esas? E, büyük, meslevi. büyük mesleviye ama Muhakemat 81'de de var eser. Bak neymiş? Buradan bunu bundan bunu çıkarmak. Diyor ki atalet, sükun, tevakkuf, eklesaklık ahval ve keyfiyatı birer nevi ademdirler. Nevi. Adem'in çeşidi. Peki Adem ise masi elem ve şerim sırftır. Ee, ondan sonra <laughs> Adem Adem mümkünatın içerisinde Adem mümkünatın içinde bu derste en azından şu. Adem'den çıktık, tebaüt ettik, uzaklaştık da vücut bulduk taraf olmakla beraber aynı zamanda vücudun kadar adem vardır. Eğer adem kalksan sen vacip olursun. Seni mümkün yapan mükladis bak. mukladis burada. Demir burada. Buradayken bu demirdir. Bu da mükladis. Ama tak diye bir mesafeyi kapatırsanız o olur. Tamam mı? O olur. Muhyiddin Arabi şiddeti zuhurundan aynayı görememiş ya. Seni seni vacipten burada tutan Hı. Adem'dir. Adem fark açık artık. Hop yapıştın. Zahir olsun Oldu. Adem'in sırfı Zahir olsun. fark edemediği için Hasan abi yapıştı. Çoğalt çoğalt. Çoğalt da çoğalt. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bu çok önemli. Sinasa sileceğim. Çizmem lazım. Bak Adem mümkünatın içerisinde bu şekilde bulup o mümkün mümkünü derecelendiriyor. Kaldırdığın zaman elmadaki misal vermiştik ya. O onu ısırdığımız kabuktur, işte tattır, sudur, bilmem nedir, renktir, nisbiler ya. Mertebelendiren içindeki ademdir. Allah. He, ademdir. Mümkünatın içerisinde bu sıfatlar olarak bulunur. Yoksa vücut mutlak olurdu vücut mutlak olurdu vacibül vücut olurdu mutlak olurdu nasıl ki kudreti kudreti ne yaptı bak şimdi bizdeki at ilim cehalet cehaletin üzerine bak Allah kudretini bizde acizlik zeminde gösterdi ilim cehalette mümkünatın içinde de adem var yani mesela Allah'ın kudreti niye sonsuzdur çünkü içinde acizlik yok Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet yok. Allah'ın vücudu niye vacibül vücuttur? Çünkü içinde mümkünat yok. Adem yok. Adem yok. İşte Cenab-ı Hak kendi kudretini bizde acizlikte acizliğin kadar kudretlisin. Cehaletini bildiğin kadar alimsin. Adem'in kadar vücutsun. Mümkünatı yukarıda demişler de burada. Atalet, sükün, tevakkuf, eklesak. Delecendiriyor. İmmümkünatı bu derecelendiriyor bunlar. Yekmesak dur, durağan yapıyor. Şimdi atalet neymiş? Bak atalet. Bak şu atalet. Görüyor musunuz? Boş durmak lugatta. Tembellik. Atalet. Adem'in biraderzadesidir. Atalet buradan çıkmış. Atalet Adem'in biraderzadesidir. Kardeşinin erkek kardeşinin çocuğudur. Abdurrahman. Abdurrahman oğlu kimdir? Abdurrahman kardeşi değil mi? Mecid. Ha Abdülmecit abinin. Şey Abdülmecit. Oğlum Abdurrahman karışık ama. Abdurrahman kardeşi. Evet, çocuğu. Ha çocuğu. Evet. Öyle düşünün diye söyledim. Say yani ha, ga, çalışmak vücudun hayatıdır. Yani ne demek? sıyrıldın Ve hayatın yakazasıdır. Yakaza ne demek? Şuurlu ve dikkatli olma hali uyanıklığıdır. Bak görüyor musun? Demek ki bunu biz uydurmadık. Atalet Adem'in biraderzadesidir. Tabii tabii hepsi var. Abi var mı? Var var. Ha, çocukları Kimmiş? belli de abileri, ablası, kardeş. Hmm. Amislerin yazdık ya. <laughs> ha, daha diğer çocuklar mı? Sen onu Abi, abi. Abi büyüğün. Hasan abi. abi. Hep çocukları bunlar. Kendileri, Kendileri kim? Abisi kim, ablası kim? E bak sükün, dur, durgunluk, hareketsizlik, sakin durma, tevakuf, durmak, eğlenip kalmak, duraklamak, yeknesak, devamlı aynı halde olma, bir teviye, değişmez, bir hal, yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mas olan vücudun, Ziyade mas olan ademi için. Şimdi bu Abisinin kız kardeşlerinin de e, diğer o altı tane şey okuduk ya. Şey, onların hulasasını burada biraderzadesi diyor. Başka yerde başka bir tanım yapıyor. Diğerlerini de böyle doldurduk. Bir biraderzade. E, şey diyor bir de kız kardeşinin şeyi diyor. Mahkematta galiba bir tanesinde diyor. Kız kardeşin çocuğudur diyor. Eee çok bir de şey diyor. Garip garip tabirler var gene bunun hakkında. Ablası mı diyor? Bir şey diyor. Adem Aleyhisselam cennetteyken bütün bütün Adem'i yaşıyormuş Hasan abi ya. Yetne evet. hiç bir zıt diyeti yok hiçbir şey yok. Nasıl gibi, ama gibi cennette ya? Cennette öyle dersem cennet atalet yeri. O zaman Hayır, olmaz da. Gösteriyor ama bir dakika cenneti cennet yapan içindeki adam olur evet. o zaman. Şeyin sayfa kaçtı 65 bin. Hayır bunlar var. Bilecek. Evet abiler biraz da gidelim. Gidiyorum 60, 61. Açtın mı? Adem vücudun kemallerinin görülmesine sebep olmuşlardır. Adem'in zihindeki varlığına Allah Allah. Bak şimdi. Adem'in zihindeki varlığına zihindeki vücudun aynası. Mahluklar Adem'le vücudun birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Yani elmayı dedik ya elma olabilmesi için Ademle vücudun birleşmesi meydana gelmişlerdir. Açılır mı? He. Onu bir daha çekin de. Bak şimdi. Allah konuşturuyor abi <laughs> sizi. Ee, Vallahi. bir daha. Adem, Adem vücudun kemallerinin görülmesine sebep olmuşlardır. Adem'in zihindeki varlığına Adem'in zihindeki varlığına vücudun aynası mahluklar Adem'le vücudun birleşmesinden de meydana gelmişlerdir. Eğer mevcuttan, mimden Adem'i kaldırırsanız vücut mutlak olur. Yani mümkün yok olur, vücut olur. Adem mahluk, mahlukta var, Allah'ta yok. Çünkü tersi olan vücut Adem Ademin tersi olan vücut zati ilahi ilahik değillerdir. Buna hep bütün bin şeyi. Zıttı yok başka kelime bulunamadığı için o mertebede vücut yani varlık dersek tersi karşılığı Adem yani yokluk olmayan vücut demektir. Yani Allah'ta başka anlamda taşıyor. Bir daha vücut zati ilahi ilahik değildir. Böyle bizim bildiğimiz vücut. Zıttı yok. Başka kelime bulunamadığı için o mertebede vücut yani varlık dersek tersi karşılığı adem yani yokluk. O zaman olmayan vücut demektir. Alemi halk dairenin sonu olduğundan yani şu mevcudat alemi halk yani yaratılmak, yokluktan var, vacibül vücut varken bu mevcut nedir? Mayet-i zatiye, şunat zatiye, sıfat, esma, mümkünat, dairenin son halkası. Alemi halk deniliyor alemi şahadete. İmam Rabbânî Hazretleri diyor. Bir hadis-i şerifte cahil, cahillikte en ileride olanınız İslam alimi olunca en ileriniz olur buyurmuşlardır. Cahillikte en ileride olanınız. Niye? Ad, vücudunda Adem Adem'in de vücudunu biliyor. E, cahillikte en ileri. Ben hiç kendisine vücut rengi vermez. Bildikçe cahil olduğunu anlar. Vücut kazandıkça Adem'ini anlar. Adem'ini anladıkça vücut bulur. Vücudunu anladıkça Adem'ini de bilir. Şimdi diyor ki cahillik de bize ölçü veriyor. Bir insan bir topluma girdiği zaman pat diye gafur gibi her şeyi anlatmaya kalkarsa alim olduğuna değil cahil olduğunu gösterir. He, o hak sıyırmış. ettin. Sıyırmış. <laughs> sıyırmış. Diyor ki cahillikte en ileride olanınız ben bilmiyorum. Ya bilmiyorum ya konuşmuyor. Olanız kimdir? İslam alimi olunca İlim sahibi olunca bu insan bilmiyorum der. Çünkü bilmiyorum demek bilmenin alametidir. Çünkü cahil bilmiyorum ilmine sahip değildir. Alim bilmiyorum'a sahiptir. O öyle yüce zattır ki imkanı vücubun aynası kıldı. Adem'i dahi vücudun mazarı eyledi. Mektubat Rabban 314'te geçiyor. Evet, Aynı geçiyor. İlim, ilim cehalet, kudret aç, aç kudretin zilliğidir. Gına fakrın, e, vücub imkanın vücub, adem vücudun. Muhyiddin Arabi'ye radıyallahu anh'a göre rahmetullahi aleyh Şimdi ona göre mümkünatın hakikatları ilim mertebesinde temayüz eden o esma ve sıfattır. Ee, aynı yerdeyim 61. Bir daha Muhyiddin Arabi'ye göre mümkünatların hakikatları nedir? İlim mertebesinde temayüz eden yani ilim mutlak ve mühittir ama o ilimden şunlar çıksın. Yani Allah'ın ilminde kalem de var ama Allah'ın ilminde kalem şeklinde yok. Sonra bu temayüz ederse kalem olsun diye böyle şekillenmesini irade yapar. Ama bunun şekillenmemiş hali ilimdir. Şekillenmiş hali iradedir. Vücudu kudrettir. Maddesi hayattır. İmam-ı Rabbaniye radiyallahu göre ise mümkünatın hakikatları esma ve sıfa, sıfatın naks edenleri olan ademlerdir. Bu Esma ve sıfatın akisleri akisleri ile ilim makamında ademlerin aynalarında zuhura gelip onunla imtizaç etmiştir. Şimdi burada korkunç bir fark var. Muhyiddin Arabi şu mümkünatın elmanın hakikatları ilimin içerisindeki e, temayüz etmiş. Yani irade ile e, mutlak ve muhit olan İlimde elma ilmi de var. Ama elma olsun diye temayüz ediyor. Yani imtiyazlaşıyor. Şöyle diyeyim. Okyanus esmadır. Orada bir hortum oldu okyanusta. Hortum oldu. İyi dinliyor musunuz burayı? Okyanus düşünün. Bir hortum oldu hortum. Hortum bir yerde vurdu. O kadar vurdu ki soğuttu ve okyanusun ortasında ada gibi bir buz oldu. Bu Allah'ın ilim okyanusunda adalaşan o elmadır. Temayüz etmiş elmaya. Ee, bu Muhittin Arabi öyle diyor. İmam-ı Rabbani'ye göre ise mümkünatın elmanın hakikatleri esma ve sıfatın naksedenleri olan yani esma ve sıfatı göstermeyen yok eden olan ademlerdir. Birisi mutlak ve muhit olan esmalar veya esma ve sıfatlardaki irade ile imtiyazlaşmış elmadır denmiş ama daha vücuda çıkmamış. Müddin, şey, İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre mutlak ve mühit olan esmalarda elmanın elma yapan orada bulunan ademlerdir. Yazın abi. Yazıyor işte orada. <laughs> orada yazıyor. Bu, Bu esma... şemalandırın dedi aslında. Bence doğru bir şey söyledi yani. du ee, bitireyim o zaman da. Bu esma ve sıfatın akisleri ile ilim. Esma ve sıfatın akisleri lazım. Şöyle düşünün çok acayiptir. Bir batarya düşünün. Dışarıya ışık aksetti. Batarya ışık değil ki. Bu batarya enerjidir. Evet. Hareket olarak da yaparsın. ısı olarak da kullanırsın ışık olarak kullanırsın, kamera olarak kullanırsın da kullanırsın. Yani bu bataryadaki pildeki ışığa dön, dö değişmesi yani o, o şekilde ifade etmesi mutlak olan batarya her şey olabilen o enerji bir şey olması buna temayüz deniliyor. O o şekilde temayüz etmiş. Yani imtiyazlaşmış. Yani ısı iken, kamera iken, e Yok ışık oldu. İmtiyaz etti. Ee, bunu iradi, içerideki bir sistemi imtiyazlaştıran iradedir der Muhyiddin Arabi. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki hayır oradaki elma mutlak elma yani el, esma ilahiyedeki ilimdeki elmayı elma yapan elmanın ademleridir. Sonra Elma yani. Adevi sıfırdan çıkmıyor. Tekvinin çıkartması gibi mi oldu? Gibi oldu. Gibi oldu. Diyor ki Müddin arabayı tekrar okuyorum. Mümkünatın hakikatları diyor. Yani elmanın hakikati. Esma ve sıfat. Sıfatın naks edenleri olan. Aden. Yani e, mutlak ve muhit olan esmayı naks ediyor. Mutlak ve muhitliğini kaldırıyor. muayen yapıyor. Kayıt altına, aldı. kayıt altına aldı. Esma ve sıfat kayıt altına aldı. Dur dedi. Dur burada. O aslında donmuş esmadır. O donmuş esmayı orada donukluk nasıl bırakabilirsin? Yani dalda elmayı nasıl tutuyorsun? Adem'le diyor. Adem tutuyor onu. Yani o sanki Adem şey gibidir. Mutlak ve muhit olan okyanusta hortum gibidir. Hortum çevirdi çevirdi dondu. O hiçbir şey yokken yani bunun dışındayken hortum okyanusun ama okyanusa şekil verdi. Yani o hortum ademi dersek, okyanus esma desek ilim, o adacık da elma. Anım su buz değildir ama bu sudandır, ada gibidir. Sonra senelerce bu ada orada durdu ve soğudukça soğudu sonra kurtlandı. Ada kurtlandı, su, buz, kurt. Kurtta da duygular var, hayatlar var. İlk zuhurat böyle oldu diyor. O zaman bu mümkünat, alemi şahadet, alemi alemi şahadet nedir o zaman? Esmalar ve sıfatların temayüz etmiş hali. Mesela etiyoruz, hayat bulalım diye bozulunca hayatını yok eder. Eti git çöpten at, kurt çıkar. Nereden çıktı? Neredeydi o kurt? O hariçten gelmedi. Ne var kurtta? Etten niye kurt çıktı? Çünkü ette hayat vardı. Hayat nedir? Hayatla yaratılan her şeyin komprimidir. Ama orada et gibi gözüküyordu. Et ortadan çıktı mı hayatın diğer mertebeler, mertebeleri gözükmeye başladı. Ademlerdir der. Devam ediyor. Bu esma ve sıfatın akisleri ile ilim makamında ademlerin aynalarında zuhura gelip yani esma ve sıfatın akisleri ile akisleri. Aslında diyor çok tuhaftır İmam-ı Hazretleri. Biz ilim diyoruz. İsim koyduk. Nam koyduk. Allah'ın subuti sıfatında bizim ilim denen bir şey yok yani. Biz e, vacip, mutlak ve vacip, vacip-ül vücut, mutlak ve muhit olduğu için mutlak ve muhiti ihata edemezsin, anlayamazsın. Ona tasnifat koyacaksın. Mesela ben mutlak ve muhitim. Beni anlaman için bir aklı vardır. Bir davası vardır. Bir hissi vardır. Bir vicdanı vardır. Tanımlama getirsin. Mertebe getirsin. Sebebi ona taşınmak için. Onu anlamlandırıp ona taşınmak. Onu buraya taşımak değil. Vacibül vücudu tasdif yapıp, anlamlanıp, anlamlandırarak ona taşınmak içindir. Ondan geldik, ondan geldik, ona döneceğiz. Ona taşınmak içindir. Allah mutlak ve muittir. Öyle tasnifatı yoktur. Tasnifat bizim için var. Esma, sıfat, cunat bizim için var. Biz anlamak için. Allah tek şeydir. Yani haşa. Yani ruh gibi ustad. Ruha der. Basittir. Basittir demek. Sokak ağzı değil bu. Her şeydir ama tek şeydir. Mürekkep değildir. Mürekkep olmayana basit derler. İlmi kelam tabiri bu. Basit. Mürekkep değil. Ruh basittir. Yani mürekkep değil. Yani karma değil. Pekmez Tayin karması gibi değil. Ama her şeydir ama Pekmez Tayin gibi değildir. Her şeydir ama tek şeydir. Bundan zaten bereket deniliyor. Bir şeyden her şey. Devam edeyim dur. Bu esma ve sıfatların aslında ilim hemen kafamıza bilmek gibi geliyor. Değil işte Allah'ın ilmi bilmek falan değil bu. İlim ilim her şeyin hakikati ilim. Ama bize ilim ilim ne anlıyoruz? Mahlukat bunlar var oluyor abi. Evet. Akisleri ile ilim makamında ademlerin aynalarında yani o esma ve sıfatın akisleri ile ademlerin aynalarında Adem aynaymış. Ama vücudu yok ama olmayan da bizim için yok Adem. Allah'ın esmasında bunlar var. Adem aynalarında zuhura gelip onunla imtizaç etmiştir. Yani e, geliyor Allah'a mutlak ve muhit olan ilmi, e, aynaları, zilleri olan, akisleri olan Ademler var. Ademlere bir vuruyor, ondan sonra pat diye elma çıkıyor oradan. Yani bunu ben 24. Söz'de şey yapayım, Celal geliyor bir vuruyor Cemal'e, Cemal da Celal'e bir vuruyor, Kemal çıkıyor. E, bu mevcudat da öyle çıktı yani, bu nasıl yani kullandı diye. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri de başka bir yerde bunu ben bir yerde desem, kendi fikrim desem beni hepten afaruz ederler yani küfürle itham ederler böyle. Ama bak diyor ki ya bu el Elfisani bugün Hindistan'da olsa diyor ziyaretine bir davet vuku bulsa gideceğim diyor. Her sıkıntı yok. Ama ha? Aynen, pazar Evet ta Düzce'den geliyor adam. İşte Muhittin İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin geldi. Onun fikirlerinin anlatıldığı yere geldin. Hı. Bana gelmedin ki. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mi? Sağ sohbeti. Ha kendisi. Ondan sonra abi, keseceğim Mehmet kardeş. Anladım. Vaziyetinde, vaziyeti coğrafi gördüm. Hı. Sayfa insin. Evet. Bu sayfa insin şuraya kadar. Tamam. Ama tam tersinde, <laughs> bende de tam tersinde Hı. hiç şey olmuyor yani. Tuhaf bu da bunların kerameti olsa Bu olmaz yani Yani abi Adem'de Vücutta ikisi de aslında Cenab-ı Hakk'ı hangi... Aynı evet. İkisi de aynı evet. Bir daireden bir daire Ünvan yani bizim anlamamız evet. için Ünvan aslında Aa Kardeş onu anlatmaya çalışıyorum Esma ve sıfat Bizde var ya Kudret ilim ya Tek şeydir ya Yok yani Usta usta diyor ki Adem'le vücut ikisi de aynı iki dairedir diyor. Bir oraya Adem'in de vücut ucuna yani iki menzil diyor. Oradan alıp oraya koyuyor. Yani biz de ama bu nasıl bir tafsifat? Ey Muhittin Arabi ya Rabbi ya. Allah'ım haberdar et. Şey İmam-ı Rabbani İkisini de etsin ya. Tamam. İki Muhittin Ar Baksana ikisini ikisini de aldım ben tamam mı? Onu aldım. Yukarıdaki Muhittin Arabi. Aşağıda dedim yani. Nereden aldımsa iyi İy, Rabbani. Ya bunlar... Aklım hafsalam duruyor. Ama Risale'nin gözüyle bakıyorum. Üçleme oldu. peyin tak, tak takma. Şimdi bir de şey, Nasetin Hoca. Tayin var ben varım olmadı diyor. Ben var tayin var gene olmadı. Tayin pekmez var olmadı diyor. Üç olması lazım. E, Muhyiddin Arabi. E, İmam Rabbani Hazretleri. Tayin pekmez. Bir de Nasrettin Hoca lazım. O da risale -i. Şimdi mümkünün vücudu. Mümkünün vücudu Adem aynasında. Adem aynasında inikas eden Hazreti vücut zilalinden bir zil olmaktadır. Mümkünün vücudu nasıl olmuştur? Adem aynasında Adem aynadır. Allah'ın ilminde Adem aynaymış var. O aynaya vurunca Hazreti vücut Muhyiddin Arabi'de şeyde Hazret derler. Hazret mertebeleri Esma mertebeleri Hazret derler. Hazret Hazreti Haz zata diyor. Hazreti vücut zilalinden yani vurmasında mesela diyelim ki batarya zilalı ziya yani güneş ziya değil. Ama oradan çıkınca onun adı ziya. İşte zati haşa anlamak için güneş zatı Hazreti vücut ondan çıkan ziya zilal gölge e, bu mevcudatta ortaya çıkan çıkanlara da zıl deniliyor. Gölge. Çok tuhaf değil mi? Bakın gölgenin sebebi nurdur. Güneş mesela vurdu kaleme. Buraya ne düşürür? Gölge. Gölgenin kaymı da nurdur ya. Gölgeyi de ortaya çıkaran nurdur. Karanlığı ortaya çıkaran nurdur. Nur vücudun zıttıdır. Gölge vücudun zıttıdır. O zaman Adem de böyledir. Bu Adem'dir işte. Bitireyim kimse girmesin. Mümkünün hakikati ama başa geleceğim. Mümkünün hakikat hakikati yani şu mevcudatın Adem'dir. Çünkü esma ve sıfat Adem aynasına vurdu. Adem aynasına vurunca o zat ayrı, ondan çıkan ziya ayrı, orada ortaya çıkan ayrı. Güneş ayrı, ziya ayrı, aynadaki güneşten bambaşka ayrı. Diyor ki mümkünün hakikati da Adem vardır. Hakikat Adem. Onda inikas eden esma ve sıfat ise yani mümkünün aynasında ortaya çıkan o esma ve sıfat ise o esma ve sıfatın bir kalıbı ve misalidir. Aynı değildir. Usta da ne aynıdır ne gayrıdır diyor ya. Yani o mutlak ve muhit olan güneşten çıkan ziya aynada muayyenleşiyor. Aynayı kaldırırsan hiçbir şey yok. Ayna güneşi neyse Adem de va zata öyledir diyor. Adem aynasında vücut çıktı diyor. Çok ay aynayı kaldır, al çıkart var ama yok. Şimdi söyler misiniz bana yukarıya bakamıyoruz. Ayna yok. Güneş nasıl bir şeydir? Hayal eder misiniz? Hiç ayna yok. Yani görmüyoruz. Söyler Söylerim güneşin nasıl hayal edersiniz? Ama tak bir aynayı getir. Oo. mon. Dikdörtgen değil şu değil. Bir tuhaf. Mesela hayal et. Hiç böyle yansıtıcı, nuranı bir şey yok. Kendini, insanda yok. İnsan, seni gösteren bir insan yok. İnsan, insanla insanlaşır. Tanımlanır, gözükür, bilinir. Şimdi insan yok. Tek başına yansıtacağım bir şey yok. Sen kendini nasıl olduğunu nasıl bilirsin? Merak etmez misin? Birisi gelse de beni tavsif etse ya. Yani hiç kendini görmedin. Su yok. Parlak şey yok. Nasıl bilirdin kendini? Bir hayal etsene. Ben nasıl bir şeydim? Ve sen nasılsın deyince Süleyman şunu hayalinde aynaya bakışların aynaya geliyor. Ben hakkında bilgim var diyoruz. Aynayı kaldır. Hiçbir insan da yok. Çünkü insan olsa ha ben de o cinstenim derim. O karadır ben beyazım olabilir. Bilmek istediğimiz sırrı. Gibi. gibi bir şey yok söyleme dur. Ya. Doğru, unut. <laughs> Mümkünatın hakikati Adem'dir. Defterin olsaydı. <laughs> Mümkünatın hakikatleri Esma ve sıfatın yani bir koridora girdim bitireyim. Mümkünatın hakikatleri yani benim değil ha bu cümleler hepsi. Esma ve sıfatın naks edenleri olan ademlerdir. Bu ademler ilimde ilimdeler. Acayip. İlimdeler yani. Mümkünün vücudu Adem aynasındadır. Mümkünün vücudu Adem ayna. Ademi kaldır, mümkün vücudu yok. Mümkünün kudreti dahi Acizde inikas eyleyen kudretin zillidir. Yani acizliğimizde gözüken, ortaya çıkan inikas Allah'ın kudretidir. Mümkünün vücudu dahi böyledir. Yani kudret acizde, ilim cehalette, vücut da Adem'imizde oluyor. Adem aynasında inikas eden Hazreti vücut zilalinden bir zil olmaktadır. Bu Adem dahi onun mukabilidir. Evet, bu sayfa bitti. Şimdi söyleyin, bunu okurken buraları acayip şişirdi. Çok tuhaf. Zorladınız değil mi? Benim de dilim. Abi, de abi, benim de dilim abi dilim. İnanın, vallahi sıkmaktan böyle acayip hı, hı. oldum ya. Şimdi Hasan abi, mesela misal birkaç bir şey söyleyeyim. Az önce mesela dediniz ya, bilmiyorum bu benim söylediğimi irfan eder. Bunları muhatap almıyorum da. Şimdi, Hasan abi, şimdi, şimdi, özür dilerim. Hasan abi, mesela siz dediniz de ki, zıtsız vaci bir vücuttur. Peki ben desem ki zıtsız ademdir. Aa biz de öyle. Allah Allah'ta değil de bizde öyle. Bizde böyle değil mi? Evet, Evet, bizde böyle. Tamam. Peki şunu söyleyebilir miyim? Ebedin ademi ezeldir diyebilir miyim? Adem, ebed mi desen. Yok doğru ebedin azel. Doğru devam. Tamam. Değil tamam. Mi? devam Bu böyle. Bütün zıtların cemül cemi. Allah'tan ebedi. bakarsan ezelin zıttı ebed. Evet. insanla bakarsan ben ezeli bilmem. Abi, ebedi bilirim. Dikkat ettim. Burada mesela hep mümkünü kullandınız. Halbuki biz imkanla mümkünü biri Allah canibi, biri mahluk canibi diye anlamıştık, değil mi? Demek ki Allah canibinden ...hiç böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok zaten. Adem, Adem'i mutlak, Adem'i sırf... ...böyle bir şey zaten yok Hasan abi. Bu mahlukat işin içine girince... ...ben demeye başladığım noktada... ...bunlar ortaya çıkıyor. Öyle değil mi abi? Doğru. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum Hasan abi. Mesela... A e ...Adem derken... ...mesela... E ...güneş dediniz ya sana abi az önce. Bir, Hem uykun gitsin... Heh. Bakayım refleksin var mı? Bir aynadan bahsettiniz Hasan abi ya. Ayna güneşi gösteriyor. Bakın. Bu aynanın yok olması ademdir. Ama elma var ya. Bir de elma var yan tarafta. Kaldır su getir. Hı, uykun gitsin ha. Adem işte. Al Hasan abi bakın müdahale yapıyorum. Bir ayna var. Şimdi bir güneş var. Bir aynada kendini gösteriyor. Kendini gösteriyor. O aynayı kaldırırsak güneş için ademdir. Yani güneşin görüntüsüyle alakalı ademdir. Elma da var orada. Elmayı kaldırırsak da güneş için ademi sırftır. Çünkü o elmada da güneşi donmuş güneştir diyemez miyiz Hasan abi? Evet. Sen güneşin şimdi... kendisini kaldırırsak... Tamam bu kadar vardır. yeter. Abi. Anladım. Başka var mı? Öteki sayfayı geçir. <laughs> 62. Ara verelim. <laughs> Peki. Ne, ne, demek istiyorsun? He? El Fatiha. Ozu billahi mine şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Veselatu vesselam ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 217, Adem 45. İ'nin ikinci oturumu. Okuyorum. Vücut zilalinden bir zil olmaktadır. Bu Adem arkanın devamıydı. Bu Adem dahi onun mukabilidir. İmam Rabbani Hazretlerine devam ediyoruz. Mümkünün hakikati Adem'dir. Yani risali değil bu. Mümkünün hakikati Adem'dir diyor. Biz de hakikat esma ilahiye. Burada inikas eden esma ve sıfat ha böylelikle çok tuhaf oldu şimdi. Şimdi mümkünün hakikati yani Allah'ın ilmi mutlak ve muhit olduğu için onu muayyenleştiren Adem'dir. O Adem'de esma ve sıfat gözüküyor. Alem Ademlerden ibaret. Ya bu ne acayip bir şey ya. Ne dedi tabi? Bak kardeşim biz alemler, vücutlar, mevcutlar Adem'den uzaklaştığı için vücuttur. Evet. O Adem'i sırftır. Burada bulunabilmesi için, mahluk olması için memim, mevcut olabilmesi için Adem'i de olması lazım. Yani yoksa mevcuttan Adem'i çıkarırsan daha önce birinci derste konuştuğumuz gibi Mutlak ve muhit olur. 538 sözlerde Allah niye gözükmüyor? Mutlak ve muhit olan bir zatın muayyen ve muşahhas bir özelliği olmadığı için gözükmez. Mesela kalem gözükür. Muayyen ve muşahhastır. O önü bönü sağ belli. Ama mutlak ve muhit olan her şeyi kapsayan bir şey olmadığı için, her şeyi kapsadığı için, seni de kapsadığı için haddi hududu yok. Eni, boyu, hacmi, kütlesi yok. Ona ne oldu bilinmez. Onun hakkında hüküm getirilmez. İşte alemler diyor. Niçin söyledim bunu? Alemler olabilmesi için Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Alem-i Misal bunları ne tanımla yapıyor? Hani bunlar birbirinden ayıran nedir? Adem'dir. Bu Alem-i Misal bu Arş. Adem girdiği için mertebelenmiş. ayan Sabite Lef-i Mahfuz'dur onlara göre. Biz de şey, biz de Lef-i Mahfuz onlar da ayan-ı sabite vücut ile adem arasında bir berzah olup adem dahi mümkünat hakikatlerine dahil olmuştur. Kendi yolu ve kendi tavrı üzere. Abiler, kardeşler, İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre mümkünün hakikati ademdir. Bu ademde esma ve sıfat tecelli edince, bak vacip adem buraya esma tecelli edince elma gözüktü. Oysa bizde yani bak bu Adem'de esma gözüküyor. Bizde mümkünatın hakikatte esma-i ilahiyedirler. Ademleri ayrı bir vücutsuz vücut vermiyor. Esmaları birbirine çarpıştırarak çıkan hakikat mertebelerini mertebelendirmesine Ademi deniliyor. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri başka bir vücut veriyor. Yani anladınız mı? Yani Tabi bir de çok ilginç. Bu çizgiyi külliyata ancak şey yapınca oluyor. Cenab-ı Hakk'ın e, zatı Adem'e tecelli edince Adem ayrıca bir vücut verdi İmam-ı Rabbani Hazretleri. Buraya esma ve sıfat tecelli edince Adem'e vücut çıktı. Risale'de ise Allahu Alem. Allah-u Alem anladım. Esmayı esmalar birbirlerine, birbirine çarpıştırarak, birbirinin içine geçirerek, birbirine ayna yaparak, birbirine karşılaştırarak, karşıtlayarak, karşılayarak, karşıtlayarak ortaya çıkana vücut. Vücut, melekut tarafı, mülk tarafı da mevcut. Vücut mastar ya, mesela madum, eylemdedir. Adem, eylemsiz halidir. Yapmıştık ya madum, mim, mastar is, ismi var. Allah Allah. Ne şaşırıyorum biliyor musun? Bir insan, bir vacip vücuduk, Allah'lık alemine fikren, hissen, latife olarak girip de tavsifat nasıl yapar? Tavsifat nasıl yapar? Nasıl tanımlar? İnsana şaşırıyorum yani. Kaç ay ara verdik? 2021'de ders yapmışa sizde Adem. Bir de şimdi yani tuhaf ya. Hele bir de benim, benim, notlarım var. Risalece notlar. İlmi suretlerin iki yüzü vardır. Bir yüzü ilmin subutu yol, yolundan vücuttadır ilmin ikinci bir yüzü de hariç yolundan Adem'dedir. İlmin yani bir mülk melekut gibi mi acaba? İlmin suretlerinin iki yüzü vardır. İmam Rabbani Hazretleri net alıyorum. Bir yüzü ilmin subutu bir yüzü de var hariç yolundan Adem'dedir. Şimdi diyor ki başka bir şey getirdi dur. Şimdi bu vacip ya. Arbiler bak. Bu ayna. Bu ayna Adem aynası. Bu vurduğu için burada hiçbir vasfı yok bu şeyin aynanın. Gözüküyor. Adem böyle değil diyor. Bak bir daha Mehmet kardeş bunu kaçırma abi. Bu ayna var ya yani güneş vurdu. Vasfı olmadığı için değiştirmedi aleminde. Zehre, zühre, katre meselesi gibi. Ayna olduğu için hakika. Bunu yansıttı. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bu diyor zat diyor Adem aynasında vurduğu zaman vücut çıkıyor ama buraya mutlak vuruyor. Bu, bu mutlaktır. Buraya mutlak ve muhit vuruyor. Vücudun ilimleri bu Adem'de o Adem'deki Adem'in içindeki ilmi vücutlar maduma tariciyedir diyor. Risale'de geçiyor. Adem nedir? Maduma, maduma tariciyedir. <laughs> Adem'in içinde ilmi vücutlar var diyor. Onları bu tarafa ediyor diyor. Aynaya buraya güneş vurdu. Bu güneşi bu yansıttı. Çukur olsa, tümsek olsa, renkli olsa değiştirir. Böyle değil diyor. Vasıfsız ayna değil diyor. Tanımsız değil. Bu Adem'de ne var? Madumat hariciyeler, mevcudat ilmiyeler hepsi var. Mutlak ve muhit olan Allah tecelli edince bu Adem'e, Adem aynasında bulunan maduma tarihciyeler, mevcudat ilmiyeler aktif olup buraya geliyor. Ama burada vurduğu zaman aktif oluyor. O aktifliğini burada ifade ediyor. Burada edemez. Okuyorum. Bir yüzü ilmi suretlerin bir yüzü vücuttur. Diğer hariç yüzü Adem'dir. İkisinin ortaya çıktığı mevcut oldu bir kulun ikisinden ben söylüyorum Cem'inden mevcut. Bana ait ama bu cümle burada yok. Bir kulunu ne? Mevcutta Adem var mıdır? Mevcutta Adem olmasa mutlaka tabii ki o kadar ne kadar mevcut o kadar Adem var. Ne kadar mesela bir elma mevcut mudur? Mevcuttur. Onu o yapan o yuvarlaktır. Mutlaklıktan, muhitlikten, ezeli ve ebedikten çıkarıp muayenleştiren Adem'dir vücudu kadar o mevcut mevcudu kadar ademi var. Ademsiz mevcut yok. O zaman. Evet. Kanunu namus yapar. Kanunu namus yapar. Evet. Ee, ademsiz mevcut olmaz. Niçin olmaz? 538 sözleri var ya. Mutlak ve muhit olan Allah. <laughs> o İnsan ihata edemez. Etemediği için, edemediği için mutlak ve muhit, şamil. Muayyen değil. Muayyen olmadığı için ihata edilemez. Ne oldu bilinemez, gözükemez. Ses mesela, radyo sesleri var mı? Var. Niye gözükmüyor? Mutlak ve muhit. Nasıl gözükür? Muayyenleşirse. Radyoda muayyenleşir. Radyoda niye gözüküyor? O mutlaka muayyenleştirir. İşte elma da böyle. Elma da yani elma radyo gibi düş. Ses oradan çıktı. O radyo ademdir. O ses vücuttur. O ses çıkması için la radyo lazım. O atmosferde ilimdir. <laughs> Adem'in de vücut vücudunda adem vardır. Kesinlikle mevcut kadar adem var. Adem'i kaldırırsan ne olur biliyor musun? Mutlak vücut olur. Bizi e, vacipten bu tarafı tutan Adem'dir. Şeytan da zaten Adem alemlerine e, Adem alemlerine çalışıyor ya. Aslında şer gibi gözükürken Adem alemlerine mükteşer. Melekût'ta nedir? Bizi vacip, mesela diyelim ki mıkladız demir. Mesafeyi kaldır. Yapıştır. Mahluk oldu mu? Bitti. Bu da yapışan da artık Muktadis vasfını aldı. Ama bu demiri Muktadis'ten bu tarafa tu tutan bu boşluk, bu boşluk Adem'dir. Bu Adem'dir. Bizi burada tutan Adem'dir. Bunu da meydana getiren şeytandır. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kısa olsun ki şey değil. Daha önce bir Esma tecelli eder, sıfat tezahür eder. Tezahür, sende var olanın dışa çıkması, tecelli sana dışarıdan yansıması. Tarzında söylemiştim. Tamam. Sana. Şimdi yani sıfatın, sıfatı sıfat yapan tezahürdür. Yani o hani sende orada bir şey var, o ortaya çıkıyor demiştiniz ya, hı hı. o sanki anı bir sırfla alakalı. Öyle zaten ama bu mutlak bıraktık ama gidelim. Bir kulunu keremiyle fena devletiyle müşşeref eyler ise bak bir kuluna kulunu Allah kerem tecelli ederse verdiği sıfatı geri almaya kerem hak etmedi halde tecelli ediyor. <laughs> keremiyle Allah kerem tecelli edince Adem'e mazhar eder onu. Fena devletiyle müşerref eyler ise kendi mahiyeti olan Adem'den dahi halas edip ondan yana ayn ve eser olarak bir şey bırakmaz ise bundan sonra ona bu fena misli bir vücut verir ki ahiret hayatı vücuduna benzer bunun ayrıca mümkün yani ahireti dünyada yaşar. Yani benzer. Bunun ayrıca mümkünün vücut canibi ağırlığına da taluku vardır. Yani o ilahi isimler ve sıfatlar canibi vücudun kemalatına dahi mazar olur. Bitirim cümleyi. Bazı insanlar iki, ikinci doğumu olan ahirette müşerref olur. Yani ahiret ahirette yaşayacak. Ölün oraya doğarsa. Burada buradakinin adı ölmektir. Aslında oradaki adı adam burada öldü. Orada dirildi. Doğum oldu oraya. <laughs> Bazı insanlar dinleyin bakın. Bazı insanlar ahirette ahirette müşerref olurken bazı insanlar ki Yusuf aleyhisselam gibi zevat-ı kiramlar dahi birinci doğum olan dünyada müşeref olur. Şimdi ben tekrar başa geliyorum. Hep bunu derdim. Hatırlar mısınız? İmam-ı Rabbana Hazretleri der ki avam ahireti ahirette beklerken, orada yaşarken havas ahireti burada yaşar. Bu işte yani. Ha, bak şimdi bir kulunu 533. mektup İmam-ı Rabbani Oradan okuyorum. Bu, bu değil. Tobe. 512. Özür dilerim. Altına söylüyor. 512. Bak bir kulunu Kerem ile Kerem sıfatı ile fena devletiyle müşerref eyler ise Anladınız mı orayı? Evet, evet. Nasıl anlayacağız? Ben şöyle anladım Ademin üzerinde esmasını yansıttığı zaman yansıtacak. Ha bu adama bir şey vermek istediği zaman ademi aktif ediyor onda. Tamam. Bu adama bir şey verecek. Allah bunu de demez. Bu sana ihtiyaç hissettirir. O zaman bu veriliş anlaşılır. Verdiği kıymet bilinir. Ben bunu al. Tamam da ne yapacağım ya? Tamam? Mesela ihtiyacı olmayan bir insan bu dersten alsan ama ta Tuzla'dan gelir. İhtiyaç olmayan bu adam komşuyu gibi buraya getir. Of, ne ya? Ne diyorlar bunlar? Yok. Çünkü kerem tecelli etmemiş. Allah vermek bir şey istediği zaman onu istetiyor. Sonra iste, istediğini verdiği zaman aldığına memnun oluyor. Fena devletiyle müşerref eyler. Fena yokluğunu hisseder. Aç yapar seni. Aç Niçin? Kendi mahiyeti, ta ki aç yapar beni, ta kendi mahiyeti olan Adem. Kendi aslında mayamız Adem'dir. Mahiyeti olan Adem dahi halas edip ondan yana aynı ve eser olarak bir şey bırakmaz. Şimdi benim mayam aslı Adem'dendir. Adem'den vücuda çıkmışım. Allah Allah. İşte bu ayırıyor abi ya. Bu yüzden abi bunu kavrayamadın mı tövbe estağfurullah? Yani yanlış bir şey yani bu tamam. Ondan o za, za, za tevhidde diyor. Göremedi değil. Aynayı aynayı göremedi. Aynadaki güneşi gördüğü için tevhidde istihraktır. Tevhidde okyanusta boğuldu tevhid. Hmm. Bu ikisini beraber görüyor. Hmm. Vaciple mümkünü beraber görüyor. Bu gözü açık. O, o gözü kapalı. Aynı ve eser olarak bir şey bırakmaz diyor abi. Bırakmaz. Şimdi bak şimdi. Bir insana kerem tecelli edeceği zaman Kerem seni Adem'ine muhatap eder. Senin mayana, hamuruna. Adem'den vücuda çıktığımız için tekrar o kazanımlarla neler kazandın vücuttan çıktığın, öğrendiğin ilkokul, ortaokul bu kazanımlarla Adem'ini, aslını anlamaya çalışıyorsun. Adem'inle yani ben bilmiyorum, anlayamıyorum. Allah Allah, hiçliğini, Adem'ini, yokluğunu fikretmek, hissetmek, mahsetmekle ihtiyaç hissedersin yokluğuna. Bir daha bilmek değil bu. Fikretmek, hissetmek vicdan, mahsetmek kalp, zevk etmek ruh. Bir insan aslını böyle murad ederse fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek kendi aslını, kendini özler. Kendi özlemini uyanırsa kendi varlığına kendi aslına dönmek murad edeceği zaman isterse Allah ona bir kerem tecelli etmiş ki istiyor ve ona ne yapar? Adem'ini uyandırır. Çünkü Adem'in de vücut olacak. Demek ki yani kendisini, mayasını, aslını seni taşıyacağı zaman o aslın nedir biliyor musun o aslın? Bu mef mahlukat var ya Nur-u Muhammedi'den yaratılan. Her şeyin mayası o. Ona dönünce ondan yaratılan her şeyi yaşamış gibi yaşarsın. O mayadan ne yaratıldı? Arşazam. Ondan sonra Cebrail, Mikail, İsrafil, cennet, cehennem. O Nur-u Muhammedi gibi yani. Neyi ondan yaratılmışsa o aslın, mayan, hamurun onu sen, sende ihtiyaç hissettirir. Aslımı, aslımı özlerim. Aslıma dönüşmek isterim. E bu istemek bir devlettir. Bir kerem. Bir ihsan ilahidir. Kendini özlemek. Kendini, kendin, kendine ihtiyaç hissetmen. Kendini kendine ihtiyaç hissetmen. O aslını merak etmen bu bir keremdir. Allah bir kuluna bunu vermişse bu devleti kendinde hiçbir varlık tanımlama bırakmaz. Hiçbir vasıf yok. Hiç oldu. Sonra tırak edip o hiçe de bir benlik vermesin diye hiçe de hiç ediyor. Hiç endel hiç. Bırakmaz. Bir şey bırakmaz. Bundan sonra ona o bırakmayana bu fena bu fena misli bir vücut verir ki yani o yokluğunda var olursun ki o varlık ise ahiretin kendisi oluyor. Bir a, verir ki ahiret hayatı vücuduna benzer bu. Çünkü niye? Miraç yani. Miraç da bastı zaman tay mekanla mekan ve zamanın arkasına geçince dünü bu güneşit görüyorsun. Ustadın tabiri bu. Kudret ismine mazar olarak Kadir ismi oluyor gece. Kadir isminin hakikati Kadir esmasıdır. Ona mazar oldun mu? Dünü bu güneşiti görüyorsun. Artık yarın ahiret Bugün dünya kalmıyor. Yani Allah kerem ismiyle böyle bir şey verdiği zaman buna ahiret hayatı vücuduna benzer. Bir de bir şey söyleyeyim. Buralarda görmüştüm. Hesabını da haşirde de kendin kendini hesaba çekiyorsun. Çünkü sende de Nuru Muhammed'i hamurun uyanırsa şey yapamadınız galiba. Nuru Muhammed'i astımı merak ediyorum deyince Nuru Muhammed'i astı merak ettin mi? Ondan yaratılan ne var yukarıdan aşağıya? Arşazam. Lefi mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, her şey var. Haşr meydanı yok mu? O zaman kim kimi hesaba çekiyor? Ben beni çekiyorum. Hasebu enfusekum kablen bu. Hadis. Kendinizi hesaba çekin ki hesap çekilmeniz kolay olsun. Kendisini hesaba çeken, he? Hesabı kolay olur. Yani bunu da yapmıyor mu zaten? Haşr meydanının numarası neydi? vicdan e, vicdan ne iş yapıyor ne diğer işlerin içinde esas içinde haşir meydanı numunesi olunca beni bana sorgulattırıyor. Aklımın aklı oluyor. Vicdan aklın aklıdır. E, hesabımı kendi hesabımı kendim yapıyorum. Hasebu enfusekum kablen tu Kendisini Kendisine çekince hesabın çok kolay olur. Yani haşir meydanı hesabı veren de alan da hiç sen ol. Yok. Abi hiç cebim yok ya bak. Şimdi bakın bu fena misli bir vücut verir diyor. Yani hiç bir yok yani Hasan abi. Yani olmayan bir şeyin hesabı sorulmuyor size. Ne kadar eksik o kadar tamamlanıyor. Mutlak hürriyet de ademini bilmekle doğru orantılıdır. Bu da ayrı bir cümle. Mutlak hürriyet bu adem ademi bilmeyle olur. Adem bilmeyle oluyor bu. Evet. Şu hususun hürriyeti mi olur? He? Husus hür olamaz ki. Evet. Nasıl olacak? Cahalet esirliktir. Zannediyor ki hiçbir şeyle kayıtlanmamak aslında kayıtlığın tam kendisidir. Kayıtlanır yani bilerek kayıtlardan sıyrılmaktır. Hiçbir şeyle meşgul olmamak köleliğin ifadesidir. Mesela Hasan abi evamir tekviniye ihtiyaç incizap, iştiyak mey. Hı hı. Öyle mi abi? Tamam. Ben sana diyorum ki benim ev amiri tekviniyem bir kalıptır abi. Ben onun üzerinde şekil alıyorum. Hı. Ama Allah Celle Celaluhu Adem'i bana istememi istemeyi veriyor ki istetiyor. İstemeyi vermesi bana o meyli, iştiyakı, onu ihtiyacı. Ya yani o Adem aslında bütünlüğü adam aslında oluyor bunlar. Evet. Yani ne kadar vücudun varsa o kadar Adem'in var. Bir de devam ediyorum ahiret hayatına benzer. Bunun ayrıca bak bunun ayrıca mümkünin vüc vücut canibi ağırlığına da taluku vardır. Yani mesela bu mümkün de Adem'in de mümkünatı ahireti bildin ama bu Adem'in mülk tarafı Adem'in melekut tarafında da vücut zatı sıfatların ağırlıkları var orada. Adem'in melekutu vücuttur. Bu tarafı mümkündür. Adem'in mülk tarafı, Adem'in mülk tarafı mevcuttur. Vacip tarafı vücuttur. Vücut acayip bir şey ya. Ne bileyim öyle bir şey. Yani Adem'in melekutu vücuttur dedi Hasan abi. Öyle mi dedi abi? <laughs> böyle bir şey. Yani o ilahi isimler ve sıfatlar canibi yani Adem berzah oldu. Mevcut vücut. Bu o ilahi isimler ve sıfatlar canibi yani yönü bu taraf vücudun kemalatına da dahi mazar olur. Yani e, ne oldu şimdi? Bu Adem Berzah'ta. Adem'e Ademli mi yani Adem'i mi bildin? Esma ve sıfat tecelli edince Adem'den tebaüt etti. Mevcut oldum. Tamam ne oldu böyle? sıyrıldım böyle. E, bu Adem mevcut oldu ama bu mevcut buraya bağlı. Bir de buraya yansıttığı miktar varken buraya yansıtmadığı bu tarafta olan tarafı da var. Vacibül vücut buraya vurdu mu abin Aynaya vurdu mu? Bu ayna nedir? Adem. Bu tarafa yansıttı. Mevcut oldu. Bu tarafta yansıttı. Vücut oldu. Vücut. Bu mevcut. Bu berzah oldu Adem. Durgunluk olması normaldir. Çünkü Adem iş diyor şu anda sizde. İşlemiyor işlemiyor abi. Gayet iyiyiz ya. Tamam. tamam. tarafımız var. Benim tamam. O tarafı söylüyoruz. Ee, bazı insanlar ikinci doğumu ne acayip. İkinci doğum olan ahirette müşerref olur. Ne zaman? Ölünce. Ama bazı insanlar ölmeden önce ölüyor. Ölmeden önce ölürsen öleceğin bir şey kalmaz ki. Zaten öldün. Ölünce neler olacaktıysa oluyor. <laughs> Anladınız mı bunu? Evet. Davut gel buraya. Bak. Ölmeden önce mutu kablen temutu. Ölmeden önce ölünüz. Ne olacak ki önce ölmeden önce? Öldükten sonra bilinecek şeyleri ölmeden önce ölürse bilinecekleri bileceksin demektir. Tamam. Bırak avam ölsün demiş yani. Ölmemiş çünkü. Ölen ölecek. Ölmeyenin bir şeysi kalmadı ki ölsün. Ölen ölmüştür zaten. Ne ölecek ki? Öldü zaten. Kim o? Ölen ölmeden önce. Ademini bilen. Vücudunda Ademini bilen ölmüştür. Bildiği kadar. E, öldüğünü nasıl anlarız? Oraları buralarda yaşar. Yaşadığını nasıl anlarsın? Huzur olur. Haz olur. Her şey mihengi orası olur. Oraya göre yaşar. Oraya göre yaşar. Bir şey diyebilir miyim abi? <laughs> Eğer dağıtmasa da sıkıntılar Adem'i haletler Evet. Şimdi mesela durup dururken illa sadece burada huzur yaşamayacağız aslında. Evet. Sıkıntı yaşamamız lazım ki Adem alemleri aktif oluyor sıkıntıyla beraber. Durup dururken şimdi hiçbir sebepsiz ya günahlardan gelen ya da kabz dediğimiz sıkıntılara girip... Kabz hiçbir sebep yok. Adem'in aktifliğindendir. Durup durup. Niye veriyor bunu dediniz? Çünkü Adem alemleri fena alemlerine şey iş yapıyor ki ihtiyaç hissettiriyor. Evet. Ben nihayetsiz o zaman eksikliğimi, hiçbir şey yapamıyorum, kitap açamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Noksaniyetimi zerratında hissetmeye başlıyorum. Adem'i, tam Adem hakim oluyor. Huzur denen bir şey yok işte. Ama eğer onun o eksiklik zeminine çekersem, kendimi sıkıntıdan çıkartıp arkaya çeker, onun bir eksikliğimi, noksanlığımı, kusuruma anlama zemini olduğunu bilirsem o sıkıntının, o zaman o Adem vücuda inkılabiliyor. Vücuda ediyor. cevapları gelir. Aynen öyle. Çok doğru anlamışsın. Bazı insanlar bunu anladığı için veya ikinci doğumu olan ahirette ahiretle müşerref olur. Bazı insanlar ki kim onlar kim örnek Yusuf Aleyhisselam gibi zeva, zevati kiramlar dahi birinci doğum olan dünyada müşerref olmuşlar. Bu sefer ya birinci doğum ikinci doğumla uş, 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 çift olmaz dedi. Baktı çift hayat yani ikisini de yaşıyor. Dedi ki teke olsun. Aziz olunca Mısır azı. Ya Rab benim beni al bu teke de geçeyim. Bu, bu taraf kalsın şimdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gölgesi yokmuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat 512'te söyler. Kadimdir, mahluk değildir. Peygamberimizin gölgesi yani, yok, bu... mudur? Nasıl? yok. yok. mu? Nasıl? Yoktu. Onun diyorsun. Niye ee, ya, bu mevzudan bu... yani öyle bir örnek nedir? neden? Ha, öyle hiç, bir örnek o niye çıktı yok. şimdi? Sen, o niye söylendi yani, orada? Neden öyle bir şey yaptım? Aslında niye bizim gölgemiz var sorusunu niye sormuyorsun? Yani aslında onu sordum yani sayın <laughs> sordum size. Size <laughs> <Sadece>, sordum. <laughs> <havayı. gülüyor> <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> var da nasıl gölgesi yok? Adem'in de vücut vücuduna Adem eşit olduğu için. Peki nasıl ihtiyaç hissediyor abi o zaman? Yani <laughs> artık bütün e, esmalar armoni olmuş, eşit olmuş. E, artık Mustafa olmuş. Bu hale İstifa Mustafa. Estefa istifa Mustafa. İstifa etti huzur zatı Yani mayyenleşmekten imtiyazlılıklar var ya esmaların şundan bundan imtiyaz ediyor. Hayır. Bunlardan istifa etti. Bunlardan istifa ediyorum. E, ne oldum o zaman? Ben bütün olacağım dedim. Estefa oldum. E, nasıl bilineceğim böyle bir insan oldum? Ha böyle bir adamına bir isim koyalım. Mustafa. Ha, i̇şte Adem çalıştı o zaman anlamadı o, o iyi işte. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü ben de anlamadım. Bütün abi. Belli abi. Bir dakika bir dakika. Şey bütün şey Allah Resulü'nü. Şey Allah Celle Celaluhu Resulü'nü bütün alemleri dolaştırarak karşısına. Çağırdı. Zaten e, e, e. Kudüs'te bunu yaptırdı e, zaten. E, evet. Varisi de. mutlak olduğunu Kudüs'te ifade etti. Kudüs Kudüs'e gitti ya. Orada bütün peygamberlerle görüştüm. E varisliğini onaylattırdı alemi alemi kemle fesatlıyız ya. sultan ismi iktiza. ondan sonra mılace Yani bütün alemleri dolaşması bütün ademleri ona gösterdi yaşattı. Ya aslan abi onu peygamberimizin gölgesi olmak örneği, gölge yukarıdaki olayım. paragrafa örnek olarak vermişsiniz. Evet. Birinci doğum ikinci ha. doğum meselesi ha. peygamberde. Evet. 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 Birinci doğum ikinci doğum izah etti ya. Evet. Onu Kur'an peki peygamere dedin Kur'an'a niye öyle dendi? Kur'an kadimdir, mahluk değildir. Yani Adem'e mazar olduğun kadar mevcuttan seviyorsu mahluk olmaz. Peygamberimiz Ali sallallahu ise hadis ve mahluktur kendisi. Sonradan olmuştur hadis ve mahluktur. Kabe ise tenzihi mana zuhuru vardır. Şu noktaya kadar ineyim aşağıya kadar keseyim. Kabe ise bir teşbih var bir tenzi. Bir ki onu söyleyeyim. Tenzi peygamberi kimdir? Musa Aleyhisselam. Tenzi. Teşbi İsa, İsa Aleyhisselam. Tamam kafanızda dursun. Kabe ise tenzihi mana zuhuru vardır. Hem de suretleri, suretlerin ve şekillerin kisvesi olmadan cümle yaratılmışlar tarafından kendine secde edilen Kabe taştan ve topraktan ibaret değildir. Sureti o. Ve o bir tavan ve bir duvar da değildir. Orada bir zuhur vardır ama asla bir suret yoktur. Ve bu mana acayipler acayibi bir şeydir. Orada cehran ediyor. Ustad onu ne diyor oraya? Amudu nurani diyor. Yani mesela mutlak ve muhit olan bir manayı bedende gösterdik. Ruhum burada. Benim bedenimi kaldırın ruhumu göremezsiniz artık. İmbisat etti her yerde. Olması gerek. Ta arş azama kadar imbisat eder. Artık bitti. Kabe'yi de öyle düşünün. Kabe mutlak, onun hakikati mutlak ve muhittir. Tam da nerede bu ya? Ha burada niye Kabe değil? Niye burası Kabe değil? Orada boy, muayenleşti. Onun hakikati. Sureti orada olunca Süre hakikatsiz, hakikatta süresiz olmayacağından, oraya muayyenleşmek için yapıldı. Yani mutlak ve muhit olan bir şeyin bir yerde gözükebilmesi için muayyenleşmesi lazım. Kabe orada muayyenleşti. Yani taş gibi gözükürken, yani ben et ve kemik gibi gözükürken ben bu değilim, kısacası. Muayyenleşti. Et ve kemik gibi gözüküyor. Ben bu değilim. Muayyenleştim. Evet. amud Nur'an da öyle. Yani buradan oraya, oradan buraya bütün ibadetler. Biz burada namaz kılıyoruz. Buradan kıbleye niye dönüyorsun? Oraya aktarıp oradan geçiyor. Niye oraya dönüyorsun? Oraya aktarılıyor. Oraya aktarılınca onun için Hacerül Esveti Kabe'yi mesleği de geçiyor. İftitaht tekbiri getirirken hayal etmek menduptur. Çok güzeldir. Teveccüh etti ila beyti keşerif. Yani yöneldim Kabe'ye. Böyle. Elinden geldiği kadar böyle değil de. Kabe'de tavaf ederken istilam yapmıyor muyuz? Bismillahirrahmanirrahim. Avucun içi. Ha böyle. Böyle yapıp oraya tevdi ediyorsun. Yani şifreyi aldım. Şifre buradan alınır. Onun için birisine okurken ki okuma. Elini koyarak artık gönderiyorsun. Kanun. Çoğalt da çoğalt yani senin tabirin. Böyle yaptın. Oraya boyut koridoru açıldı mı? Oraya tevdi ediyorum. Oradan gönderiliyor. Bütün ameller. Ee, ne işi, niçin öyle yapıldı? Ben buradan direkt gönderseydim daha iyi olmaz mıydı da oraya gönderiyorum? Eğer direkt böyle gönderseydim bu sebap bana as olurdu. Oraya gönderilerek oradan gidiyor ama orada depolanıyor. Kabe'ye giden hepsini alıyor. Trafo merkezi. Evet. Cemaat. Evet. Cemaati dahil oluyorsun. Evet hepsini alıyor. Mazide ve istikbalde kim ne atacaksa oraya giden haç. Haç ne farzdır? Külli olasın diye. söz sözde geçiyor. Bütün insanların, bütün ibadetlerin sana mal olsun diye gidiyorsun. Boş olduğu için zaten her şey konulabiliyor. Dolu olsa bir şey koyamazsınız. Bunu <laughs> dolu olsa buraya bir şey koyamazsın. Ve siyah olması hiçbir belirleniş olmayıp her kesin kabuludur. kabulüdür. Herkesi kabul ediyor. Öyle renk istemiyorum. A amirdir, memurdur, günahkarsın sen. Geldi mi kardeşim? Seni affediyor. Hiçbir şeyini göstermeyeceğim seni. Tanımlamayacağım. Ee, şurayı bitireyim de noktaya kadar geleceğim. Tenzi mana zuhuru vardır Kabe. Hem de suretlerin ve şekillerin kisvesi olmadan cümle yaratılmışlar tarafından kendisine secde edilen Kabe. Okumadım mı ben bunu? Ee, niye böyle yapıyorsun küçük Hasan? Taştan ve topraktan ibaret değildir. Ve o bir tavan ve bir duvar da değildir. Orada bir zuhur vardır. Zuhur. Orada bir zuhur vardır. Zuhur. Zuhur. Ama asla bir suret yoktur. İçi niye boştur? Çünkü suret yoktur. İçi dolu olsa sureti olur. Sureti olursa muayen olur. Bu mana acayipler, acayibi bir şey. 512. mektup ve burada duruyoruz. Sevgili arkadaşlar. Evet, burada kesiyoruz. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.